Atatürk'le ittifak etti. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak etti. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar. Kumpanın hesabını sorar. Üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider. Sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah şükür. Defter kalemimiz var. Patlıcan'a bak şimdi patlıcan. Terbiyesiz patlıcan. 23.95 artırılır mı Topraklarda ya? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez. Bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 6 Nisan 2022 Çarşamba, Ulusal Kanal'da ve Ulusal Radyo'da Türkiye'nin halkçı, devrimci yayın organlarında televizyon gazetesine başlıyoruz. Ee, tabii ki Ukrayna'yı konuşacağız, Ukrayna meselesini konuşacağız. Ee, bu şey var, bu Buça'daki cesetler meselesi var. Ee, ne var o konuda? Bakayım. Ee, Kremlin'den Buça değerlendirmesi iyi planlanmış, trajik gösteri demişler. Ondan sonra uydu görüntülere göre katliam, gerçek uydu görüntüleri bir görsek e, biz de konuşacağız da. Bu çada isimsizler mezarlığı diye bir haber var. Bakın bu haber e, önemli. Bu çada isimsizler mezarlığı, o tartışmalı e, cesetler bir kilisenin bahçesine e, kimlik kaydı bile e, tutulmadan gömülmüş isimsizler mezarlığı olmuş orası. İyi de bütün dünyanın tartıştığı bu e, cesetler üstünde bir otopsi raporu yapılmadan, kimlikleri tespit edilmeden, Niye gömülüyor? Bunun adına kanıtları ortadan kaldırmak denir. Yani ceza hukukunda bunun ismi budur. Pepe Escobar, önemli bir gazeteci, onun bir iddiası var. O iddia neymiş? Öğrenmek için biraz bekleyeceğiz tabii. Başka ne var? Efendim, ne ona zilir? sormuşlar Zelinski'ye? Zelinski. Neyse o, demiş. <laughs> Güzel cevap ama ya. E, bu neonaziler e, kimdir nedir e, neyin nesidir, nedir bu e, neonaziler Sayın Zelenski? Neyse o. Nasıl cevap ama? Şahane cevap değil mi? Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Bir de e, Hürriyet gazetesi özellikle e, Zelenski'den kahraman yaratmaya çalışıyor. 40 günde yaşlandı demiş. E tabi adam yani halkını korumak için, savaştan kurtarmak için elinden geleni yaptı, yıprandı. 40 günde yaşlandı. Bu havayı mı veriyorsunuz? Bu adamdan o, o, o hava çıkmaz. Onu baştan söyleyeyim yani. 80 bin sivilin umudu Türkiye'ymiş. E, Ukrayna'dan kaçan 80 bin sivilin umudu. E, gel gel yapıyorlar. İyi e de Suriyelilere niye gel gel yapmadınız? E, onları niye kovmaya çalışıyorsunuz? Bunlar sarı saçlı mavi gözlü diye mi? Bakın Alman mantığı neyse, Amerikan mantığı neyse, Fransız mantığı neyse, Hürriyet mantığı, Ahmet Hakan mantığı da o. Bunlar sarı saçlı mavi gözlü. Bunlar bizim gibi arabalara kullanıyorlar. Instagram kullanıyorlar. O zaman gel gel. Ayıp. Bir haber daha o anlamda. O da akşamda Erdoğan'a güveniyoruz demiş Ukraynalılar ve Zelinski yönetimi. E, bu psikolojik savaş başka bir şey değil resmen psikolojik savaş. E savaşsa savaş yani kendiniz karışındınız savaşırız. Olur, bana uyar. E bana zaten hareket olsun. Ya yani e, benim tarzım bu. Efendim e, ilişkileri düzeltmek için e, bir Amerikalı e, geldi, e, geliyor, geldi. E, Nuland e, hanımefendi geldi. E hanımefendi ABD'li bir müsteşar. E ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi işler Müsteşarı Victoria Nuland. Ee, bakıyorsunuz Starcom.tr'de de o var, Hürriyet'te de o var, bilmem nerede de o var. Ve e, böyle cicili bicili şeyler söylüyor. E, ne diyor mesela? E, Nuland, Karadeniz'i savaşa kapatmak çok önemli oldu demiş. E, başka Türkiye ile ilişkilerde yeni bir enerji var demiş mesela. Yani böyle bir şey yapacak herhalde Türk-Amerikan ilişkilerini düzeltecek. Aydınlık Aydınlığın karakteri biraz bana benziyor. İlla bir maraza çıkartacağız. Biz Aydınlık çıkartmış marazayı. İlişkileri düzeltecek. Nulandığın sicilini çıkartmış. Ben de dökeceğim birazdan onu. Bakalım başka 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 diplomatlara savaş. Hemen hemen aynı başlıkla çıkmış ee, Yeni Şafak'ta da, Cumhuriyet'te de bu haber. Bakacağız ne olduğuna. Milliyet çok iddialı bugün. Milliyet. Amerikancılıkta en iddialı olan bugün milliyet. Ee, yanına kar kalacak mı? Demiş. Putin'den hesap sorulmayacak mı? Uluslararası Savaş Mahkemesi'nde yargılanmayacak mı? Vay be arkadaş. O kadar savaş gördük şu son 30-40 yılda, 50 yılda. Hatta şu son 100 yılda savaş suçundan yargılanan bir Sırp vardı. Bir de Putin'i yargılamaya çalışıyorlar. Ya Amerika'nın o kadar savaş suçu var. Bir kere bile ağzınızı almadınız. Hayırdır? Ha? Of of. Başka? <laughs> ha ha. Şimdi bunu sorun bakayım. Bak bunu benden başka kimse sormayacaktır bu sabah programlarından birinde bugün televizyonlarda. Ee, Ukrayna'da Rus ordusu Amerikan ordusunun bir generalini yakalamış. Amerikan ordusunun bir generali, general abi, e, onbaşı, yüzbaşı, çavuş falan değil, general. Ne işi var Ukrayna'da e, cephede? Savaş alanında yakalanmış. Ne yapıyormuş orada? Hadi bunun sorun buyurun. Buyurun hep beraber soralım. Ee, bakıyoruz. Ee, Pakistan e, Suriye içinde de bedel ödüyor demiş Mehmet Yuva e, hocamız. Macaristan'da müdahale ters tepti demiş AKP sözcüsü. Macaristan'daki seçim zaferi için e, Viktor Orban'ın. ABD Bulgaristan'a F-16 Polonya'ya tank satacakmış. Bak bir taraftan da savaş ticareti tıkır tıkır yürüyor Normal ticarette durum ne? TL ruble ile ticaret kolaylaşmalı demiş iş adamlarımız. Haklılar. Demek ki bazı sıkıntılar var. Küresel ticarette ruble kutuplaşması Yeni Şafak'ın haberi. Yeni Şafak gibi gazetelerde Rus düşmanlığı daha da bir netleşmeye başladı. Hayırdır bir şey mi oluyor yani bilmediğimiz bir şey varsa görelim. Ee, en e, yanlış işlerden biri en ters işlerden biri Cumhurbaşkanı'nın İran ziyaretini iptal etmesi e, oldu bu arada e, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu çekti, buna vurgu yapmış Cumhurbaşkanı'nın İran ziyaretini iptali çok yanlış Valla bu İran ziyaretinden hiç haberimiz yoktu e, İptal ettiğini öğrendiğimizde İran'a bir ziyaret yapacağını anlamış olduk e, İyi o zaman tamam e, yani Doğalgaz artık Venezuela'dan alırız e, petrolü e, e, Bolivya'dan falan alırız. Ne bileyim garip garip e, işler yapıyor bu arada siyasi iktidar. Hakikaten garip garip işler. Anlamakta zorluk çektiğimiz işler. E, bakalım başka ne var? E, i̇nceleme başlayınca apar topar güvenlik soruşturması yapılmış. Hatırlayacaksınız e, İAYDER diye bir hani bu PKK'nın e, Diyanet İşleri Başkanlığı benzeri bir örgütlenmeye sahip olan... PKK'nın yan kuruluşlarından birinin adamlarını e, İBB e, işe almıştı. Bayağı bir patırtı kopmuştu. E, i̇nceleme yapılmış. E, inceleme sonucunda ortaya çıkan şey, İAİD'lerin e, adamlarının inceleme başlayınca apar topar güvenlik soruşturmasına tabi tutuldukları. E, bakarız. CHP ve İYİ Parti'de kullanım tarihi sona erenler diye bir yazı yazmış e, Nedim Şener. Ona bakalım. Parka Eren'in ismini vermeyi reddetmiş CHP, HDP yani Millet İttifakı. Niye? Eren isminden niye rahatsız oldunuz? Bir CHP'li de demiş ki e 500'e yakın şehit var. Her birinin, her birinin ismini bir parka mı vereceğiz? E, evet vereceksiniz. Seyit Rıza'nın adını bir caddeye verirken. Hı? Vereceksiniz tabii. Onlar bizim şehitlerimiz. Onlar canlarını vermiş, siz parka ismini vermekten kaçınıyorsunuz. Niye? HDP'den korkuyorsunuz. Bak HDP sizi ne hale getirdi. 3-5 senede ne hale getirdi. HDP'den beter HDP'li oldunuz ya. Ee, yevmiyelerini, burslarını, harçlıklarını verdiler. Ee, bu şeyle ilgili, bu binanın satın alınması ile ilgili kampanya. Kampanya e, iyi ilgi gördü arkadaşlar. Yurt içinden, yurt dışından. Ama İyi ilgi gördü iyi tamam o zaman bize bir şey kalmadı demeyin. Çünkü daha henüz yolun çok başındayız. Görev Vakfı Başkan Görev Vakfı Genel Sekreteri Yadigar Özen de Bugün konuğumuz olacak ve bu konuyu konuşacağız. gelelim cep meselelerine. Fiyatları körükleyen 5 sebebi Türkiye gazetesi yazmış. Akit ilginç bir öneride bulunmuş. Taban fiyat, tavan fiyat meselesi e, bu sıkıntıyı giderir demiş. Yani e, etiket meselesini giderir demiş. Hayırdır hani liberal e, ekonomiydi hani serbest piyasaydı. Taban fiyat, tavan fiyat narhtır ve kamuculuktur. Akit bile artık kamuculuk noktasına geldiyse e, işimiz iyi. E, domateste ekim %20 azalmış. Girdiler yükseldi, ekim azaldı. Ee, ve yine bir haber, patates soğan fiyatı daha da artacak demiş. Daha ne kadar artacak ya? Bir kilo domates 30 lira, 35 lira arkadaş ya. Bir domates, domates olsa. Domatesi böyle alıp yukarıdan böyle bıraktın mı patlar değil mi? Domates zıplıyor ya. Lastik gibi domates. Kilo 30-35. Daha da artacak. Nereye artacak daha? Emekli ve memur azam %30'u aşacakmış. Enflasyon %61. Onu Ne yapacağız? Konuşacağız. Ee, konuşacağız. Bizim işimiz de konuşmak. E, ee, o zaman ne yapalım? Başlayalım mı? Hadi konuşmaya başlıyoruz. Televizyon gazetesi başlıyor. Şimdi efendim aslında şeyden başlamayı düşünüyorum, bu çadan başlamayı düşünüyorum ama yani o orada duruyor, orada kaçmıyor. Ee, sıcaklığı da geçti, tartışması kaldı. Bizim açımızdan önemli bir haberle başlayalım. Hürriyet'in 9. sayfasında yer alan bir haberle başlayacağız. Nuland, Karadeniz'i savaşa kapatma çok önemli oldu demiş. Bu haberle bir başlayalım bakalım. <laughs> Ankara'ya temaslarda bulunmak üzere gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Hürriyete verdiği özel demeçte Türkiye'nin Ukrayna e, krizinde merkezli rol oynadığını kaydetti. Tarafları ateşkes için buluşturma çabalarını takdir ettiklerini söyleyen Nuland, e tabi Amerika takdir eder böyle şeyleri. Ha biz Rusya'nın yanına geçip Amerika'ya karşı doğrudan cephe alsaydık, Ukrayna'ya karşı doğrudan cephe alsaydık bu kadın şimdi ateş püskürüğü olacaktı. Şimdi takdir ediyor. Ee, Nuland, 1936'ın Montreux Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye'nin Ukrayna krizi nedeniyle Boğazları savaş gemilerine kapatmasını çok önemli olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığında Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşmelerde bulunan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından da kabul edilen Nuland'ın açıklamaları özetle şöyle. Türkiye kesinlikle merkezi bir rol oynuyor. Başından bu yana Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin çok sıkı bir savunucusu oldu. Türkiye tüm Birleşmiş Milletler formatlarında yapılan toplantılar bu kanlı saldırıya açık ve güçlü bir şekilde karşı çıktı. Yo çekimser kaldık nereden çıkartıyorsun? Türkiye hem insani yardım ve hem de güvenlik desteği açısından Ukrayna'nın güçlü bir dostu oldu. Montre Sözleşmesi'nin yaşama geçirmesi de Karadeniz'in bu savaşta kullanılması açısından kesinlikle çok önemliydi. Görüşmelere ev sahipliği konusuna gelince hem Ukraynalıların hem de Rusların kendilerini eşit şekilde rahat hissettikleri çok az yer var. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerinin ev sahipliğini yapması konu, yapma konusunda girişimleri olumlu. Genellikle barış görüşmeleri ateşkes sağlandıktan sonra yapılır. Ancak Rusya'nın ateşkes konusunda istekli olmaması bir sonuca ve çözüme ulaşılmasını güçlendiriyor. Sizin istediğiniz sonuca ve çözüme ulaşmasını güçlendiriyor. Yoksa Rusya'nın istediği sonuca ve çözüme ulaşması yakın gibi görünüyor. Hiç de i̇şte güç değil. Tarafların masaya oturarak hangi konularda uzlaşıp hangi konularda uzlaşma, uzlaşmadıkları hakkında bir açıklığa varmaları çabalarını iyi bir şey olarak görüyoruz. Ancak şu anda tarafların görüşmelerinde görüşlerinde büyük bir uzaklık var. Hepimizin şu anda görmek istediği Türkiye'de bunu yüksek sesle dile getiriyor ateşkesin sağlanması. Hanımefendi diyor ki birbirlerinden çok uzak noktadalar uzlaşma anlamında. Valla pek öyle değil. Niye? Şimdi ben size bir haber sitesinden bir haberim spotunu okuyayım. Son dakika Rusya duyurdu. Ukrayna tarafı ilk kez kabul etti. Rusya-Ukrayna savaşı 42. gününe girdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov geçtiğimiz 29 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşen müzakere müzakerelerde Ukrayna tarafı Ukrayna'nın statüsü ve güvenlik garantilerine dair yazılı bir öneri sundu. Ukrayna tarafı ilk kez blok dışı statü yani NATO'ya katılmama nükleer dış anlaşmayı kağıt üzerinde kabul etti dedi. Bunun yazılı olarak verilmesi de gerçekten önemlidir. Demek ki e, Nuland hanımın söylediği gibi bir şey e, değil. E, uzlaşıyorlar. E, önemli, en önemli nokta burasıydı zaten. Burada uzlaşıyorlar. Nuland hanım bak dakikada yalanınızı ortaya çıkarttım ha. Cat diye söyleyi verdim. Efendim bu yeni mekanizmanın, bir dakika. Heh, büyük uzaklıklar hepimizin şu anda görmek istediği Türkiye'de bunu yüksek sesle dile getiriyor da teşhisin sağlanması. Bugün bu konuda ve yaptırımların arkasındaki mantıkla ilgili olarak Türk heyetiyle iyi görüşmeler yaptık. Putin'in savaş makinesini körükleyen para akışını kesmemiz, kesmemiz gerektiğini ve bu savaşta yaptıklarını ağır bir şekilde ödemesi gerektiğini Türkiye'nin tamamen anladığını düşünüyorum. Valla tamamen anlamadım. Türkiye olarak tamamen anlamadık. Neden anlamadık? Şondan anlamadık. Biz Rusya ile komşuyuz. Gaz alıyoruz, petrol alıyoruz, domates, salatalık satıyoruz. Yani e, nükleer santral yaptırıyoruz, S4 alıyoruz. Bizim çok yoğun bir alışverişimiz var bütün komşuların olduğu gibi. Hani Ramazan'da komşular birbirine güllaç ikram eder ya. Bizim de Rusya'ya bir tek güllaç ikram etmediğimiz kaldı. Hanımefendi diyor ki Türkiye bunu çok iyi anladı. Ee, para e, şeylerini kesme konusunu biz kesemeyiz kardeşim. Biz kesemeyiz. Yaptırımlara katılmasa bile e, topraklarının yaptırımlardan kurtulmak için ve oligarkların kirli paraların havuzuna dönüşmemesi için Türkiye'nin çok dikkatli olmasının çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ha bu diyor ki bak diyor şimdi bu oligarklar var ya bu oligarklar paralarını Birleşik Arap Emirlikleri'ne Dubai'ye falan götürüyorlar. Bak sana getirmeye kalkarlarsa sakın alma. Niye? E Dubai, Mumbai gene ne ne de olsa benim eee altında. Sonuç olarak ben kazanacağım ama sana getirirlerse ben kazanamam. Ben bunu anladım vallahi. Çok mu şeytanım? Neyim? Yani galiba e, biraz var. E, bu riskler konusunda hükümetle iyi bir anlayış olduğunu görüyorum demiş. Bir mekanizmadan bahsediyor. Bu yeni mekanizmanın en güzel özelliği bütün konuları tek bir formatta ele alma olanağını sağlaması. İkili ilişkileri ister ticaret olsun ister insan hakları ve sivil toplum konuları olsun konuşabiliriz. Aynı zamanda Dağlık Karabağ, Suriye ve Ukrayna gibi bölgesel konuları da konuşabiliriz. Pardon e, e, hanımefendi bir dakika. E, aynı zamanda da Dağlık Karabağ, Suriye ve Ukrayna gibi bölgesel konuları da konuşabiliriz. Pardon da Dağlık Karabağ'ın nesini konuşacağız sizinle? Dağlık Karabağ konusunda iş bitti. Geçmiş olsun. Sizin korumanızın altındaki Ermenistan'ın işgali bitti. Dağlık Karabağ tekrar Türk toprağı oldu. Neyi konuşacağız? Neyini konuşacağız? Bitmiş bir meseleyi sizinle niye konuşalım? Ha Suriye ve Ukrayna gibi bölgesel konuları da konuşabiliriz. Suriye'yi niye konuşasınız siz? Yani siz Suriye'den 10 bin, 12 bin kilometre uzaktasınız. Hani Mısır dese ki bana gel Suriye'yi konuşalım, İsrail dese ki gel konuşalım. Ne bileyim e, Filistin dese ki ya da işte Yunanistan dese ki hadi konuşayım. Amerika ile Suriye'yi, Ukrayna'yı niye konuşayım ya? Sen git Meksika'yı konuş, sen git Kanada'yı konuş ben sana karışıyor muyum? Mesela Türkiye Cumhurbaşkanı e, şeye Biden'a e, ya bana bak seninle şu Meksika işini bir konuşalım dese Biden şaşırmaz mı? Hayırdır senin Meksika'yla ne işin var demez mi? Der. Ama hanımefendi gayet doğalmış gibi Dağlık Karabağ, Suriye ve Ukrayna gibi bölgesel konularda konuşabiliriz diyor. Niye konuşayım ya seninle? Demokrasilerin de nasıl otokratik yönetimlerle yönetimler birlikte hareket ediyorsa, birlikte hareket etmeleri gerçeğinde olduğundan hareketle küresel meseleleri de bu formatta ele alabiliriz. Ne demek bu? Hiçbir şey anlamadım. Bu yeni stratejik mekanizma ikili ilişkilerimiz kapsamında birlikte iyi çalıştığımız konuları ve sorunları ele almamıza yardımcı olacak. Bu konuyu çok uzun süredir konuşuyoruz. Bu savaş bağlamında ilginç noktalardan biri de Türkiye'nin Rus silahlarını, Rus silahlarının performansını en ön, ön sıradan izleyebilmesi oldu. Ne demek o? Ve savaş alanında çok da iyi bir iş yapamadığı, yapamadıkları ortaya çıktı. Öyle değil mi? Ha bak bir de onaylatıyor. Ayrıca yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın yakın gelecekte kendi gereksinimlerini bile tedarik etme zorunda kalacağından bahsetmiyorum bile demiş. Hiç öyle görünmüyor valla. Yani Rusya, Çin'le, Hindistan'la şununla bununla öyle anlaşmalar yaptı ki tedarik konusunda en ufak bir sıkıntısı olmaz mı? siz Avrupa'ya nasıl gaz bulacaksınız onu çok merak ediyorum Victoria Hanım. Tüm bunlar uzun süredir altını çizdiğimiz düşünceyi güçlendiriyor. NATO ülkeleri birlikte çalıştığında sistemleri uyumlu olduğunda daha da güçlü olurlar ve Rusya gibi ülkelere bağımlı olmazlar. Amerika'ya bağımlı olurlar NATO'da e, sıkı çalıştıkça. Tamam. Rusya'ya bağımlı olmak gibi bir niyetim yok ama NATO'da kaldığın sürece Amerika'ya bağımlı olursun. Hanımefendinin istediği de o. Rus silahlarının ahlaki olmayan kullanımı ile ilgili raporlardan haberdarız. Ahlaktan bahsetti. Silahların ahlaki kullanımından bahsetti. Vay vay vay. Irak'ta çok ahlaki kullandınız silahları değil mi? He? Suriye'de acayip ahlaklıydınız ya. Bildiğin gibi değil. Hani böyle, böyle uzaktan bakan ulan ahlak ha. Vietnam. Hı, napal bombaları, şunlar bunlar. Misket bombaları, fosfor bombaları. Ulan her türlü silahı Irak'ta, Suriye'de, Vietnam'da, şurada burada siz denediniz. Afganistan'da çok ahlaki davrandınız. Acayip. Yani üstünüzden akıyor ahlak. Hala kalkmış ahlaki olmayan kullanımdan bahsediyor ya. Ha S-400'e de gelmiş. Bu S-400 konusunda birlikte çalışacağımızdan ümitliyim. Biliyorsunuz Türkiye'nin F-16 satın alma isteği de var. Ve buna, bunu da konuşuyoruz ama çok daha önemli güvenlik konularında dört bir yandan çalışmaya devam ediyor olmamız. Biz F-16 satın almak istemiyoruz. Biz F-35'lerin yerine F-16 verin diyoruz. Bizim F-35'lerimiz var. Vermediniz. 1,5 milyar dolarımızı gasp ettiniz. Aynı Ruslara yaptığınızı yaptınız. 1,5 milyar dolar. Parayı geri vermiyorsunuz. F-35 vermiyorsunuz. F-16 vermiyorsunuz. Hanımefendi diyor ki ee, F-16 satın almak istiyormuşsunuz siz bakayım. Abi bunlar böyle işte. Haydut haydut. Hayduttan başka hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Ee, merak ettiniz değil mi? Ee, bu kadın kim? Ee, nasıl böyle konuşabiliyor? Bunun karakteri ne? geçmişine ne yapmış, ne etmiş işte böyle şeyleri de aydınlık yazıyor. Ha bak mesela şeyi söyleyeyim. Dur. Dur. Atlamayayım. Bak Star Star'a da konuşmuş. ne demiş? Ya ya kadın Amerikan büyükelçiliğine sırasıyla gazetecileri topladı, çağırdı, konuştu. Ya da gazeteciler Büyükelçiliği'nin önünde bekliyorlar. Sıraya girmişler konuşmak istiyorlar. Bak NTV'ye konuşmuş. <laughs> Montreux vurgusuyla Türkiye'nin tavrının önemine dikkat çeken müsteşar Erdoğan iki ülke liderleri Zelenski ve Putin'le olan yakınlığı, ilişkileri bu barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına vesile oldu demiş. Teşekkür ederiz demiş. Ve çağırdığı bütün gazetecilere de hemen hemen aynı şeyleri söylemiş. Hepimiz Putin'e ateşkes ilan etmesi için zorlamalıyız ancak bu şekilde istenen sonuca ulaşabiliriz diye konuştu. Niye sen Amerikasın, süper güçsün, ikna etsene sıkıyorsan. Bizim medya acayip bayılıyor ya böyle şeylere, bu bu tür adamlara, kadınlara koşmaya peşinden. Şimdi kim bu? Nuland. Amerika'nın darbe meleği Nuland Türkiye'de. Çocuklar biraz büyütebilir miyiz görüntüyü? fazla da deforme etmeden biraz daha Hıh işte bu ya. Tamam. Şimdi geçelim haber bölümüne. Kimmiş bir öğrenelim. ABD Dışişleri Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland. ismini Ukrayna e, krizinin baş, e, başından beri çok sık duyduğumuz bir Amerikan e, diplomatı. Oliver Stone'un ulusal kanalda yayınlanan belgesellerini izleyenler Maidan darbesindeki rolünü de e, bileceklerdir. ABD'nin darbe meleği Nuland, önceki gün başkan Karada üst düzey temaslarda bulundu. Önce Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçisi Seda Tönal'la bir heyet e, görüşmesi yapan Nuland, ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Nuland'ın Ankara seferinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir basın açıklaması geldi. ABD ile ortak imza ile yapılan açıklamada Türkiye, ABD stratejik mekanizmasının 4 Nisan 2022 itibariyle çalışmaya başladığı duyuruldu ve e, heyetler arası görüşmede ekonomik ve savunma işbirliği, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler dahil olmak üzere iki ülkenin ortak çıkarlarının bulunduğu konu başlıkları gözden geçirildiği belirtildi. Evet, bir e, kaydedildi. Amerikan Dışişleri Müsteşarı'nın e, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la yaptığı görüşmenin ardından Türkiye ABD stratejik mekanizmasının hayata geçirilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Bu mekanizmanın ikili ilişkilerin e, seyrine pozitif etki yapacağı beklentisi ifade edildi, açıklaması yapıldı. Türk medyasında da sıcak fotoğraflar ve olumlu satır arası mesajlar ile e, bu doğrultuda bir iyimserlik havası estirildi. Ancak Victoria Nuland'ın geçmişi ve eylemleri Türkiye ABD ilişkilerini düzeltmek için umut bağlanacak son insan olduğunu gösteriyor. Kim bu Victoria Nuland? Victoria Nuland ABD'ye göçmüş Ukrayna Yahudisi bir ailenin ah abi bir dakika dur dur biz kiminle konuşuyoruz ya? <laughs> Ukrayna meselesini ABD'ye göçmüş Ukrayna Yahudisi bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Victoria Nuland'la konuşuyoruz değil mi? 1961'de dünyaya gelmiş Brown Üniversitesi'nde. Şimdi bu kadından Rusya-Ukrayna meselesinde e, tarafsız, objektif falan olmasını bekleyebilir miyiz? Mümkün mü sizce? Mesela diyelim Makedonya ile İtalya birbirine girdi. Bana soruyorlar, ne diyorsun? Makedonya diyeceğim tabii, ne? Babamın, dedemin, atalarımın 400 sene, 500 sene yaşadığı yerler. Böyle bir şey yani. Ne bileyim? Brown Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı üzerine diploma alan Nuland 1990 yani zaten kendi ana dili. E, Nuland 1993-96 arasında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stroop Talbot'un özel kalem müdürlüğünü yaptı. 2003-2005 arasında Başbakan Yardımcısı Dick Cheney'in dış politika baş danışmanlığı görevini yürüten Nuland Irak işgali sırasında etkin bir rol oynadı. Irak'ı işgal etmiş kadın ee, Rusya'ya Ukrayna'yı işgal ediyorsun, ediyorsun diye bas bas bağırıyor değil mi? Valla e, şeyler iyidir ya. E, Geçmişleri iyidir. E, hepimiz baktığımız zaman neler görüyoruz geçmişte. Ee, Bush'un başkanlığında 2005-2008 arası ABD'nin NATO büyükelçisi olarak görev yaptı ve NATO'nun doğuya doğru genişlemesi için yoğun faaliyet yürüttü. Ha bu olayın baş müsebbiplerinden biri çıktı kadın değil mi? Iııı ee, Başkanı ne yaptı? 2011'de Dışişleri Sözcülüğü, 2013'ten 2017'ye kadar ise Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı yaptı. Bu süre zarfında üstlendiği en önemli görev Ukrayna'daki 2014 Maydan darbesinin başarıya ulaştırılması oldu. Evet bu. Bu. Mesele bu. Nuland aynı zamanda ABD'nin dünyadan enkli devrim ve darbeleri fonlamak için kurduğu Ulusal Demokrasi Vakfı'nın NET kurulu üyesi Nuland'ın eşi Robert Kagan ise ABD'nin tüm dünyada askeri müdahalelere, müdahalelerle kurmayı planladığı yeni Amerikan Yüzyılı Projesi'nin kurucu başkanı, Gölge Siyahi olarak adlandırılan Dış İlişkiler Konseyi'nin yani CFR'nin de kıdemlerinden. Karı koca dünyanın canını okumuşlar ya. Ya Nuland'ın Türkiye açısından en dikkat çeken yönü Kıbrıs'tan HDP PKK'ya en temel milli güvenlik konularında Türkiye'nin karşısında yer alan tezlerin ateşli bir savunucusu olması. Efendim Nuland ABD Kongresi'nde 21 Temmuz 2021'de düzenlenen Türkiye oturumunda Kıbrıs ve Karabağ savaş konusunda Türkiye'ye cepheden, Türkiye cepheden karşı mesajlar verdi. Erdoğan ve KKTC yetkililerinin Kıbrıslı e, Türklerin Maraş'ın e, bazı kısımlarını kontrol etmesine izin vermelerini kınadıklarını belirten Nuland, ABD bu eylemi kışkırtıcı kabul edilemez ve çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasına zararlı görüyor dedi. Kıbrıs'ta iki devletli çözüme kesinlikle karşıymış hanımefendi. Evet. Nuland adayı ikiye, iki bölgeli, iki toplumu bir federasyon olarak yeniden birleştirmeye yönelik Kıbrıs liderliğindeki kapsamlı bir çözüm, kalıcı barış ve istikrarın tek yoludur diye konuşmuş. Yani Türkiye'nin söylediğini tam tersini söylüyor. Dağlık Karabağ'da geçen yılki çatışmalarda Türkiye e, dahil üçüncü tarafların oynadığı rolün Bölgesel gerilimi daha da arttırdığını vurgulayan Nuland, uzun vadeli istikrarı tehdit eden bölgesel çatışmalarda kışkırtmalardan kaçınması için Türkiye'ye baskı yapıyoruz dedi. Anlıyorsunuz değil mi kiminle karşı karşıya olduğumuzu? Nuland 2014 yılında ABD adına Kıbrıs'a gitmiş ve tek devletli federasyon planının yürürlüğe konması için KKTC ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi devlet başkanlarına baskı yaptığını haberlere yansımıştı. Türkiye'nin Rus S-400 hava, hava savunma sistemini satın almasına ve konuşlandırmasına sert bir şekilde karşı çıktıklarını söyleyen Nuland, Rusya'dan yapılacak herhangi bir yeni büyük silah alımının ek kağıtsa yaptırımlarını tetikleme riski taşıyacağını açıklarken, açıkça belirttiklerini söyleyerek Türkiye'ye gözdağı verdi. Türkiye'nin S-400 konusunda yeterince zorlanmadığı şüpheleriyle ilgili konuşan Nuland, Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasıyla hem güvenlik açısından hem de ekonomik olarak büyük darbe aldığını belirtti. Tabii 1,5 milyar dolarımıza kondunuz ulan resmen. Çöktünüz çöktünüz ama boğazınızdan getireceğiz onu. Ayrıca Türkiye'nin S-400'den vazgeçmeden katsa yaptırımlarının kalkmasının söz konusu olmayacağını da söyledi. Başka ne yaptı? Kadında öyle bir sicil var ki abi oku oku bitmiyor. Nuland 18 Şubat 2015'te Erivan ziyareti sırasında e, sözde Ermeni Anıtı'nı ziyaret ederek Mozole'ye çiçek bıraktı. Daha sonra Ermeni Soykırım Müzesi Enstitüsü'nü ziyaret eden Nuland, kurum başkanı Hayk Demonyan'dan e, Clara Barton altın madalyası aldı. Dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile de görüşen Nuland, Ermeni yetkililerden ülkenin bağımsızlık davasına verdiği destek sebebiyle övgü topladı. Bu kadar mı? Yok. <laughs> yani e, dosya kalın. Dosya kalın. HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili bir soru üzerine Nuland terörün siyasi çoğulculuğu elemek ve bir partiyi yasaklamak için bahane olarak kullanıldığını söyledi. A, Hadi be. Bak şimdi ne yapmışız biliyor musunuz? Bir siyasi partiyi elemek için terörü bahane olarak kullanmışız. Nasıl mantık ama? Kadın zeki ha. Bu konuda siyasi yelpazenin her alanından siyasi liderlerle görüşmeler devam ettiklerini kaydeden Nuland, Türkiye'nin bu tür temel özgürlükleri ve siyasi çoğulculuğu baltalayarak kendi kendisini zayıflattığı yorumunu yaptı. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutuklukları sorusuna ise Nuland, hem bu iki ismin hem de diğer siyasi tutukluların serbest bırakılması için temaslarda bulunduklarını bildirdi. Yani... Hem Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş, hem FETÖ'cüler, hem PKK'lılar, hem Soros'cular, Amerikancılar serbest bırakılsın diye uğraşıp duruyor kadıncağız. Anladık mı kiminle muhatabız? Hı? Muhatabınız budur. işte bizim bir şerefli Türk basınımız da bu kadının peşinden koşup koşup Türkiye'yi tekrar Amerikan Atlantik çizgisine çekmeye çalışıyorlar. <laughs> Becerebileceklerini pek sanmıyorum. Şimdi bakalım şu buça meselesine Kremlin'den e, buça değerlendirmesi iyi planlanmış trajik gösteri e, diyor e, gazetenin haberi. Neymiş o? E, Aydınlık 10. sayfa. E, Anıl'cım şekerim bir tanem, aslan parçası. Evet, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Ukrayna'nın buça kentinde Rusya'ya yönelik iyi planlanmış trajik bir gösteri düzenlendiğini kaydetti. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada bu çekentinde yaşananlara ilişkin Rusya ya yönelik iddiaların temelsiz olduğunu söyledi. İddiaların sorusunu karalamaya çalışmaya yönelik bir sahtekarlık olduğunu savunan Peskov, Rus ordusuna yönelik suçlamaların temelsiz ve iyi planlanmış trajik bir gösteri olduğu konusunda ısrar ediyoruz. Bu işe yaramayacak dedi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler dahil çeşitli platformlarda konuya ilişkin çeşitli bilgiler sunduğuna işaret eden Peskov, batılı ülkeler sadece gözlerini ve kulaklarını kapatıp herhangi bir şey duymak istemiyorlar bu maalesef gerçek ancak buna rağmen kendi savlarımızı anlatmaya devam edeceğiz diye konuştu. Peskov, bu çadaki duruma ilişkin gerçekten tarafsız bir soruşturmanın yürütülebileceğinden ise şüphe duydukları duyduklarının sözlerini ekledi. Şüphe müphe değil ee, Sayın Peskov hiç şüphe duymayın. Tarafsız kim tarafsız olacak? Batı. Hangi Batı? Rusya'ya toptan ambargo koyan, toptan tavır alan Batı bu çağdaki durumla ilişki komisyon kuracak da tarafsız olacak. Yavrum yavrum yok öyle bir şey. Peskov ayrıca Biden'ın Putin yargılanmalı sözlerine de yanıt verdi. Peskov Biden'ın sözleri kabul edilemez ve değersiz dedi. Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların uygulanabileceğinin farkında olduklarını da dile getiren Peskov, ABD'nin favori uygulamasından vazgeçmesi pek olası değil diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin görüşme ihtimaline ilişkin de konuşan Peskov, Rusya görüşme ihtimalini reddetmiyor ancak bu sadece belge üzerinde anlaşmaya varıldığında olur ifadelerini kullandı. E öyle ya şimdi Oturacak Zelenski ile Putin ne konuşacak? Dinamo maçı mı konuşacaklar Yok. Ne konuşacak Allahını seversen? Ya e, Sayın Putin şimdi bak e, gel bir seninle gidelim iki el tavlat. Bunu mu konuşacaklar? Bir anlaşma olacak ortada. Son kararı vermek için oturur konuşur liderler. Başka niçin oturur konuşur? Ama ne diyor e, Rus sözcüsü? Bu diyor e, Rus orduna yönelik suçlamaların temelsiz ve iyi planlanmış bir trajik gösteri olduğu konusunda ısrar ediyoruz demiş. Peki bunu duyuyor mu Türk basını? Duymuyor. Niye duymuyor? Çünkü onların derdi başka. Ne? Şu. Uydu görüntülere göre katliam gerçek. Hürriyet tamam koymuş adını. Bitti. Katliam gerçek. Gerçek abi. Yapılacak bir şey yok. Hürriyet gazetesine göre. Ee, biraz çekin. Yazı, yazı başı, satır başları e, görünsün. Evet biraz daha. Abi, bu bilgisayara ne oldu? Ekrana ne oldu? Üç gündür böyle e, sapıttı. Yukarıya çıkalım şimdi. Hayır radyodan yukarıya şekerim. Haberin başladığı yere. Ha? Ay Anıl gerdin beni. Anıl haberin başladığı yere. Radyodan dinleyenler de diyecek ne oluyor ya? Tamam hadi nereye getirirsen oraya getir hadi peki. New York Times gazetesi yazdı. Uydu görüntülerine göre katliam gerçek. Neymiş şimdi bir bakalım e, haber bölümünden. E, neden gerçekmiş? Moskova, Ukrayna'nın... E, biz böyle diyoruz ya azıcık sağa sola yukarıya e, şu şöyle. Radyodan dinleyenlerin halini çok merak ediyorum. Öyle şey diyor, arabada gidiyor mesela adam, konuşurken konuşurken az sağa çek, bilmem, adam diyecek ben mi sağa çekeyim, arabayı mı sağa çekeyim diye. Ee, arkadaşlar kusura bakmayın, bazen böyle işte şeyden, teknikten kaynaklanan bazı şeyler oluyor, ee, özür dileriz. Ee, ne demiş Hürriyet? Hürriyet, ee, uydu görüntülerine göre katliam gerçek demiş. Moskova, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Buça bölgesindeki sokaklarda öldürülmüş sivillerin görüntülerini mizansen olarak nitelese de Amerikan New York Times gazetesi uydu verilerine dayanarak o görüntülerin gerçek olduğunu iddia etti. E iddia etti diyor. Abi bakın üst başlıkta uydu görüntülere göre katliam gerçekli olsun ama altta haberin ayrıntısında New York Times gazetesi gerçek olduğunu iddia etti diyorsun. Haberin başlığında kendin söylüyorsun, hürriyet olarak diyorsun ki gerçek. New York Times gazetesi yazdı, uydu görüntülere göre. Katliam gerçek. Kesin bir ifade. E haberin spotunda ne? New York Times iddia ettiriyorsun. Hangisi? ABD'nin önde gelen yayın organlarından New York Times gazetesi Rus askerleri askeri birliklerinin çekilmesinden sonra öldürülmüş e, sivillerin sokaklarda görüldüğü bu ile ilgili çarpıcı bir habere yer verdi. Amerikan Maxar teknolojileri tarafından sağlanan uydu görüntülerini analiz eden gazete bu çadaki sivillerin Rus birlikleri çekilmeden önce öldürüldüğünü yazdı. Gazete cansız bedenlerine ulaşılan sivillerden en az 11'inin 3 haftadan daha uzun süre önce Rusya bölgeyi kontrol altına aldığı sırada öldürüldüğünü belirtti. Görüntü analizlerinde uydu görüntüleri 9-11 Mart tarihleri arasında Yablonska Caddesi'nde ortaya çıkan insan vücuduna benzer büyüklükteki koyu renkli nesneleri gösteriyor. Bu nesneler Ukrayna kuvvetlerinin bu çaya geri alması almasının ardından cesetlerin bulunduğu konumlarla tam olarak örtüşüyor. Yapılan analizler nesnelerin 3 haftadan fazla bu pozisyonda kaldığını gösteriyor ifadelerine yer verdi. Rus birliklerinin 30 Mart'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 37 km kuzeybatısında bulunan buçadan çekilmesi sonrasında Ukrayna yetkilileri kente girdiklerinde yüzlerce sivilin cansız bedeniyle karşılaştı. Çoğu işkence edilerek öldürülen siviller, e, sivillerin sayısı Şimdiye kadar 410'a ulaştı diyor. E, madem uydu görüntüleri var niye yayınlamıyorsunuz bütün televizyonlarda? Şimdi e, fotoğrafı gösterir misin Anılcım? Bak caddede 2, 4, 6, 7 tane e, nesne var. Bunlar diyor sivillerin cesetleri. Nereden bileyim? Ne bileyim ben? Bu kanıt değil ki. Başka arkadaşlar bir e, gazete bir haberi, bir olayı nasıl provoke eder, nasıl kara propagandaya dönüştürür, çok güzel örneklerini veriyor Hürriyet bir iki gündür. Bakın, uydu görüntülerine göre katliam gerçek diyor ama haberin spotunda, haberi New York Times'a dayandırıyor tabii, gerçek olduğunu New York Times iddia etti diyor. Başka, şimdi haber bölümüne biraz daha inelim. Başka, mesela diyor ki, şöyle bir bölüm vardı, Ha, Ukrayna kuvvetlerinin bu geri almasının ardından cesetlerin bulunduğu konumlar. Ukrayna kuvvetleri bu geri mi aldı? Benim bildiğim Rus ordusu Ukrayna'nın Kiev, Buça bölgelerinden çekildi. Geri almak başkadır, çekilmek başkadır. Yani böyle kullandığınız dil, hani Türkçe'de bir deyim vardır. Üstü bu beyan aynı ile insan diye kullandığınız dil sizin ne yapmaya çalıştığınızı ortaya koyar. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu kentinde ortaya çıkan görüntüleri provokasyon olarak niteledi. Lavrov geçen gün Rus askeri personelinin varılan planlar ve anlaşmalar doğrultusunda oradan ayrılmasının ardından Kiev bölgesine bağlı Buça kentinde kentine başka bir sahte saldırı düzenlendi. Buça'daki durumun bir sahte saldırı kurgulanmış görüntüleri sosyal medya ve Batı e, ve Ukrayna yaydı dedi. Şimdi sahte saldırıdır değildir bilmem. Ama o ülkede, o civarda neonazi taburları, azav taburları dolaştığı sürece, ellerinde silah olduğu sürece ben bunun onlar tarafından yapıldığını düşünürüm. Neden? Rusya niye böyle bir sivil katliamı yapsın? Bir gerekçesi var mı? Neden? Şimdi bakın arkadaşlar. Tamam Rusya, alçak Rusya. ben Bağırabilirim ben de bağırabilirim. Ama düşünüyorum, mesela e, Suriye'de Beşar Esad e, artık e, Rusya'nın, İran'ın ve Türkiye'nin de desteğiyle önemli ölçüde başarı sağladığı günlerde hemen bir haber patlatılırdı. Rusya kimyasal silah kullandı. Ben derdim niye? Neden kimyasal silah kullansın? Artık haklı olduğu iyice ortaya çıkmış ve çok önemli başarılar kazanmış Beşar Esad dünya kamuoyunda itibarını yerle bir edecek ve kaybetmesine neden olacak böyle bir şeyi neden yapsın? Ama bunlar bağırırdı. Kim yasal silah kullanıyor? Katil Esad. Ben neden diyordum. Sonra araştırılıyordu, inceleniyordu. Kim yasal silah falan yok. Yalan. Şimdi ben burada sorayım. Rusya artık iyice başarısı ortaya çıkmış bir operasyonda. Üstelik de e, geri çekildiği bir yerde neden bu sivil katliamını yapsın? Bırakın şimdi Tatava'yı şunu bunu bağırmayı çağırmayı goy goy. Bunun bir gerekçesi yok. Ayrıca savaşın başladığı günlerde ne diye haberler çıktı? Paralı askerler geliyor, gönüllü siviller geliyor Ukrayna'ya savaşmak için. Ben ne bileyim o sivillerin o gönüllü savaşmak için gelen siviller olduğunu? Ben Rus ordusuysam, Birileri bana ateş ediyor olsa ben de ateş edeceğim, öldüreceğim. Savaş. Ha adam... Ha bir de elleri arkadan bağlı. Rus ordusu diye elimi öldürdü. Niye ellerini arkadan bağlayarak öldürsün? Ha bu sorulara cevap vereceksiniz. Ondan sonra konuşacağız. Ondan sonra konuşacağız. Bakacağız bakalım. Bakacağız. Bakalım. Hadi Rusya yaptı bu katliamı. Hadi yaptı diyelim mesela. Peki Sabah gazetesinin 10. sayfasındaki bu haber ne? Bu çada isimsizler mezarlığı haberi ne abi? Diyelim Rusya bunları ellerini arkadan bağladı, dövdü, küfür etti. Ondan sonra da sıktı kafalarını öldürdü. Mesela yani. Siz Kiev yönetimi olsanız elinizde uh müthiş kanıtlar savaş suçu ellerini arkadan bağlamış e, bu sivillerin Ruslar öldürmüş kafalarına sıkmış falan ne yaparsınız hemen otopsi yaparsınız hemen kimlik tespitleri yaparsınız hatta hayat hikayelerini çıkartırsınız çağırırsınız bütün dünya basınını tek tek otopsi raporlarını işte yakın atış mı uzak atış mı nedir ne değildir bu insanlar, bu zavallı siviller e, sivil hayatlarında ne iş yapıyorlarmış? Bunları günlerce anlatırsınız. Çünkü elinizdeki o cesetler kanıt. Ama ne yapıyor Kiev? Başkent Kiev, İrpin, Buça ve Gostomel Rus askerlerinin tamamen e, Rus askerlerinden tamamen temizlendi. İşte e, sabah da aynı kafa çekildi oğlum çekildi lan. Rus kuvvetleri günlerdir kontrolünde olan ve şiddetli çatışmaların yaşandığı İrpin ve Buça'da yaşanan insanlık dramı gözler önüne serildi. Ceset dolu sokaklar tüyler ürperten görüntülerin ardından tüm dünya ayağa kalkarken hayalet şehir Buça'da akaryakıt istasyonları, yaşam alanları, oteller, tatil köyleri, çocuk parkları, alışveriş merkezleri de tamamen tahrip oldu. Kiev yakınlarındaki Buça'da Rus kuvvetlerinin geri çekilmesiyle savaşın acı yüzü de gözler önüne serildi. Çatışmalarda hayatını kaybeden ve sokak ortasında günlerce yatan sivillerin cansız bedenleri Ukrayna güçleri tarafından tek tek tespit edilerek toplanmaya başlandı. Kimlikleri tespit edilen sivillerin cansız bedenleri ceset torbalarına konularak bir kilisenin bahçesinde açılan toplu mezara gömüldü. Kimliği saptanamayanlar ise isimsiz şekilde defnediliyor. Hemen sağına geçelim tartışma büyüyor bölümüne. Buça'daki görüntüler tartışılmaya devam ediyor. Rusya'nın savaş suçu işlediği iddia ediliyor. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Buça kentinde Rusya yönelik iyi planlanmış trajik bir gösteri düzenlendiğini ileri sürdü. Zelenski ise Putin ile arasında bir görüşme olmayabileceğini açıklayarak Rusya ile müzakere yapmanın şu anki koşullar altında çok zor olduğunu söyledi. Bakın arkadaşlar bu kadar basit. Ne olur beni Putin'le görüşürün diye yalvaran Zelenski ya bu şartlar altında bir görüşme olmasa da olur diyor. Müzakere yapmanın şu anda çok zor olduğunu söylüyor. Niye bu cesetler meselesi yüzünden? Birileri bu müzakerelerin kesilmesini ya da ateşkesin sağlanmasını istemediği için bu provokasyonu işlemiş olabilir diye düşünüyor insan. Gerçi müzakere yapsa ne olacak Zelenski? O da işin ayrı tarafı yani ne 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 yapacaksın ne edeceksin ne ne koyacaksın ortaya. Şimdi bırakın onu bunu. Pepe Escobar diye bir gazeteci var kritik anlarda kritik e, bilgiler veriyor. Bu olayda da ortaya çıktı e, bir mesaj attı. Pepe Escobar Ukrayna'nın e, Ha, tamam Türkçe'ye çevirmiş arkadaşlar. Bu Pepe Kobar konuşmuş bir milletvekiliyle, Ukrayna milletvekiliyle, Ukrayna milletvekili İlya Kiva demiş ki, Buça SBU tarafından hazırlandı. SBU Ukrayna'nın gizli servisi. Ukrayna'nın SI'yi. Buça SBU tarafından hazırlandı ve M16 tarafından planlandı. Ukrobrit ürün yani başarısız şu an Penden yönetmesini isteyebilirdi. O müsait ve yerinde diye de dalga geçmiş. Bakın Ukrayna milletvekili bu. Rusya milletvekili değil. İtalya milletvekili değil. Ukrayna milletvekili İlya Kiva çok net söylüyor. Buça meselesi, buça olayı. Ukrayna gizli servisi tarafından hazırlandı ve M16 yani İngiliz gizli servisi tarafından planlandı. Başarısız Keşke şu an fenden yönetmesini isteselerdi. O müsaitti yapardı diyor. Ukrayna milletvekilinin sözleri bunlar. Peki bu mümkün mü? Yani M16 tarafından plana İngiliz M16'nın ne işi var orada diyeceksiniz. Hadi SBU -e tamam. Abi ben mümkün gibi görüyorum. Niye diyeceksiniz? Bir Amerikalı general Ukrayna'da Rus or Ney? Ha, MIS i ben niye M16, F16 gibi okudum değil mi? <laughs> Oluyor evle Allah Allah kaç yaşında adam işte e, artık e, şey yapacaksınız. Sezim yani oturduğun yerden buraya kadar müdahale ediyorsun ya. He? <laughs> e, M16 nereden çıktı hakikaten ya? Bazen böyle F16 gibi. Neyse tamam MI6. Mi 6 diyelim biz ona uzlaştık mı tamam mı? Şimdi ha onu söylüyorum. E, mi 6'nın ne işi var Ukrayna'da nasıl planlasın falan derseniz şu habere bakın. E, Amerikalı bir general Anıl bulabilir mi haberi? Hı? Evet. <laughs> Amerikalı bir general Ukrayna'da ele geçiyor. Bir üstünde göreyim onun. Üstünde ne var? Üst satırda. Ha tamam. Rus ordusu ABD ordusu kor generalini Ukrayna'da ele geçirdi. ABD'li general neo nazilere yani azak taburuna yardımdan Rus mahkemelerinde yargılanacak. Şimdi diyeceksiniz ABD'li generalin Ukrayna'da azak taburuyla ne alakası var? Arkadaşlar yapmayın ya çocuk çocuk konuşmayalım şimdi ya. Biz ne generaller gördük ABD'li generaller. Suriye'de, Irak'ta PKK ile kol kola. Ha PKK ha Azak taburu. Ha neonaziler ha PKK. İç içe değiller mi? PKK bunlara madalya takmadı mı? Ha ondan sonra Victoria Nuland geliyor işte Putin var ya böyle alçak bir adam, Türkiye çok iyi yaptı. Bak ne varmış olayın arkasında? ABD'li kor general. Kolordu komutanı demek. E şimdi bu yargılandığında neler anlatacak kim bilir. Ha biz ondan sonra vay Rusya ceset bilmem ne tartışıp duruyoruz, konuşup duruyoruz. Meselenin özü bu. Ne diyordu Ukrayna milletvekili? Ukrayna gizli servisi hazırladı. MI6 planladı. Herhalde Amerikalı da uyguladı. Daha ne konuşacağız? Daha konuşulacak bir şey var mı? Dilek Zapçoğlu ne yazmıştı? Bak onu ben size not olarak verdim ama. Ha, bak şimdi önemli bir nokta daha buça meselesinde. Şimdi ne diyor Victoria Nalant ya da batılı bir takım merkezler, New York Times gazetesi falan. Valla işte Rusların katliamı yaptığı gerçekten belli oldu falan filan. Şöyle bir haberi ne yapacağız? Pentagon'un bu çada ne olduğunu tam bilmiyoruz ve iddiaları teyit edemeyiz demesi önemli. Soğukkanlı izlemekte fayda var. Pentagon bir açıklama yapıyor Amerikan Savunma Bakanlığı. Bu çada ne olduğunu tam bilmiyoruz diyor. Ve iddiaları teyit edemeyiz. De hadi şimdi bağırın bakayım. Hürriyet gazetesi. Sen senin New York Times'ın evet bunu Ruslar yaptı. Uydu görüntüleriyle kesinleştirdik diyor. Sen de alıyorsun böyle manda gözü kadar koyuyorsun haberi. Ama bak Pentagon ne diyor? Bu çada ne olduğunu tam bilmiyoruz diyor. İddiaları teyit edemeyiz diyor. Hadi şimdi gazetecilik yapın bakayım. Hadi yapın. Dilek Zapçıoğlu'na teşekkürler. Şükran. Efendim bir şey daha var. Mesaj daha var ona da bakacağız. Erkin Bey'in mesajı. Ama e, onu da e, herhalde esmi geçtim ne yaptım? Ha! E, tabii canım Ruslar vahşet yapıyor bilmem ne yapıyor diye de. Peki bu görüntüler Ukrayna Din e, Pro Petrovsk'ta askerler Rus olduklarını iddia ettikleri sivilleri dövmüşler. Var mı görüntüsü? Ver.

Военных любите, да, бить. А ну-ка, держи ему руку. Все? Руку, руку сюда дай. Руку вторую сюда Bir şey dikkatinizi çekti mi? Ee, Ukrayna askerinin kolunda mavi bir bant var. O ne demek? Ukraynalı. Ukrayna yanlısı demek. Rus yanlılarının kollarında da beyaz bir bant oluyor. Beyaz bir bant. Aynen böyle. Arkadaş tesadüf Buça'da öldürülen sivillerin alayında beyaz bant var. Hepsinde. Hala konuşuyoruz değil mi? İyi de ben daha ne anlatayım size bilmiyorum ki yani e, sevgili dostlar. Amerikan Savunma Bakanlığı bilmiyorum diyor emin değilim. Orada ne olduğundan tam olarak emin değilim. Teyit edemem diyor Rusların yaptığını. Ukrayna milletvekili çıkıyor. Ukrayna gizli servisiyle İngiliz MI bilmem ne işte o Sezim'in beni bozduğu örgüt var ya onu İngilizlerin e, gizli servisi. Onlar da planladı diyor. E, Amerikan Kor Generali yakalanıyor savaş sahasında. E, Ukraynalı askerleri gördünüz. Öldürülen sivillerin hepsinde beyaz bantlar. Daha ne anlatacağız? He? Ne anlatabilirim ki daha? En iyisi öyleyse dans diye bir laf vardır ya. En iyisi bir müzik çalalım. Biraz beynimiz dinlensin, kulaklarımızın pası silinsin. Sonra reklamlarımızı izleyelim. Sonra ben anlatacağım. Yine. O anlatacak çok şey var. Merak et. Evet televizyon gazetesine devam ediyoruz. Arkadaşlar bu Pentagon'un teyit edemeyiz haberini. Bir baktık e, Pentagon'dan bir başka açıklama daha var. E, orada da bir çelişki var. Pentagon sözcüsü Kirby e, Vallahi diyor, Ruslar tarafından yapıldığı aşikar da paralı askerler tarafından mı yapıldı? Çeçenler tarafından mı bilemiyoruz? Hiç ne o naziler aklına gelmiyor adamın ya. Böyle de bir ilginçlik var. Şimdi devam edelim. Ee, milliyet ama her şeyden çok e, emin. Böyle Amerikancılıktan da çok emin. Ne olduysa milliyetli hürriyete <laughs> son bir hafta on gündür. Bunlar kesin ifadelerle Rusya'yı suçluyorlar. Milliyetin mesela bugünkü manşeti e, manşet, birinci sayfa manşeti yanına kar kalacak mı? Tabii çok dramatik bir fotoğrafla e, yaşlı ve ağlayan Diz çökmüş bir kadının fotoğrafıyla verince daha da dramatik hale geliyor. Uzmanlar savaş suçu iddiasıyla e, açılsa bile, e, soruşturma açılsa bile Putin ve diğer Rus yetkilileri yargılamanın ve cezalandırmanın çok güç olduğu görüşünde. E, e, bugün e, sevgili editörüm Derya Yok yerine Anıl Baküo, e, efsane Anıl. Anılcım bir, bir dakika buraya gel istersen. Benim oturduğum sandalyeye bir otur. Ondan sonra ekrana bir bak. E, okuyabiliyor musun o yazıyı okuyamıyor musun? Karar ver. Ona göre ben de. Ha bak ha işte böyle. <laughs> tamam teşekkür ederim. Şimdi e, tekrar yukarıya çıkalım. Başlığı bir daha hatırlatalım. Fotoğrafı gördüğünüz zaman değil mi? E, yanına kar kalacak mı? Kimin? Putin'in. Uzmanlar savaş suçu iddiasıyla soruşturma açılsa bile Putin ve diğer Rus yetkilileri yargılamanın ve cezalandırmanın çok güç olduğu görüşündeymiş. Niye? Neden? Şundan. Ukrayna bu katliam görüntülerinin ardından ABD Başkanı Biden'ın Putin'in savaş suçu iddiasıyla yargılanması için çağrıda bulunacağını gündeme getirdi. Savaş suçu davalarına kişilerin sorumluluğu açısından Uluslararası Ceza Mahkemesi devletlerin sorumluluğu açısından ise Uluslararası Adalet Divanı bakıyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Adem Sözer, Rusya işbirliği yapmazsa savaş suçu nedeniyle bu devletin askerini veya siyasi yetkilisini yargılamak çok güçlüyor. Ancak Rusya'nın gerek Birleşmiş Milletler Adalet Divanı gerek, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından sürekli savaş suçu istinadı altında olmasının büyük bir saygınlık kaybı olduğunu sözlerine ekleyip bunun da bir yaptırım etkisi olduğunu ifade ediyor imiş. Şimdi de, ulu, savaş suçu kavramı ile ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ya da e, Birleşmiş Milletler Adalet Divanı'nın devreye girmesi gerektiği bu beylerin neden Afganistan'da hiç aklına gelmedi? Milliyet Yazı İşleri Kurulu neden Afganistan'da 20 yıl Afganistan'ı işgal eden ABD'yi savaş suçuyla itham etmek ve bu konuyla ilgili hukuk fakültelerinden herhangi birinin uzmanlarına danışma neden hiç aklına gelmedi? Mesela Irak'ta 1999'dan bu yana hala Irak'talar. Amerika'nın işlediği savaş suçlarını niye hiç gündeme getirmedik? Suriye'de neler oldu? Libya'da neler oldu? Ama söz konusu Slav olunca, Türk olunca, Arap olunca yanına kar kalacak mı diye çok rahat sorabiliyorlar. Kaldı ki savaş suçu mu değil mi, var mı, yok mu hiçbir şey belli değil. Ukrayna milletvekili konuşuyor. Bilmem kim konuşuyor. Olay şahibeli. Ölenler Rusyalıları. Ama milliyet kararını vermiş yanına kar kalacak mı? şey çok vahimdi ya. Hürriyet çok vahimdi. NATO diriliş. Halbuki bir baktık neler yapıldığına NATO geberiş. Arkadaşlar böyle yapmayın. Doğru bir şey değil bu. Bu yaptığınız doğru bir şey değil. Onu söyleyeyim yani. İşin bir başka tarafını Avrupa Amerikan ırkçılığını unuttunuz tabi. Değil mi bu başlıkları atarken? Dostoyevski'yi yasaklayan bir zihniyeti savunuyorsunuz şu anda. Çaykovski'yi yasaklayan bir zihniyetin elinize verdiği haberleri gazetenize lap diye basıyorsunuz. Hiç şüphe duymadan. Hiç şüphe duymadan. Rus çocuklarının Avrupa okullarından atıldıkları bir dönemde bunları yazıyorsunuz. Irkçılık bu. Ukrayna'daki neo-nazileri hiç göz önüne almıyorsunuz. Ukrayna'daki sorusu hiç göz önüne almıyorsunuz. Emperyalizmi bilmeden yanına kar kalacak mı diye başlık atabiliyorsunuz. Büyük cesaret. Ama biz de buna cahil cesareti diyorlar. Bakın en son Diplomatlara savaş diye başlıklar var. Aynı başlık hem de Yeni Şafak'ta da var, Cumhuriyet'te de var. Seç seç al. Ee, diplomatlara savaş en altta, sayfanın en altında. Evet, biraz daha. Bu çada çıkan infaz e, görüntülerinin ardından Batılı ülkeler Rusya'ya yönelik yaptırımlarda yeni bir aşamaya geçti. Ee, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Danimarka ve İsveç gibi birçok ülke Rus diplomatları sınır dışı etmeye başladı. Reuters iki gün içerisinde 120'den fazla diplomatın Avrupa ülkelerinden kovulduğunu yazdı. Moskova bu adımlara misliyle karşılık vereceğini duyurdu. Şimdi tamam, kovun diplomatları yani İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Danimarka, İsveç kovun kovun. Rus diplomatları kovun. Rus iş adamlarını kovdunuz, mallarına çöktünüz. De ee, bakın doğalgaz rezerviniz bitmek üzere. Merkez Bankası'ndan ruble satın alacaksınız. Rus Merkez Bankası'ndan. E ilişki kurmak için Rus Büyükelçiliğe gitmeniz lazım. Aa Büyükelçilikte kimse yok. ne yapacaksınız? Şekerler ne yapacaksınız? Ee, Rus iş adamlarını devreye sokalım, bize yardımcı... Onları da kovdunuz. Onların da mallarına çöktünüz. Ya bu işler akıl kârı işler değil. Bu işler şey değil yani böyle akla dayanan işler değil. Cumhuriyeti bir açın bakalım. Ee, orada bir üslup farkı var mı? Cumhuriyetteki haberde. Anıl Bey. Recai edeyim. Bu arada Derya'nın nesi var ya? Hasta falan değil değil mi? Ha iyi. Ya hasta olmasınlar da. Bunlar hepsi evlat evlat. Evet okunur hale geldiğinde okuyacağım haberi. Rus diplomatlara savaş. Biraz daha. Evet. Avrupa Birliği Rus diplomatları sınır dışı şey ederken Putin Batılı ülkelerin ekonomik hatalarını Rusya'ya yıkmaya çalıştığını söyledi. Başkan Kiev'in kuzeybatısındaki Buça ve Çevresindeki sivil katliamlar sonrası Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırımları genişletmek için görüşme turlarına başladı. Rusya ise misilleme yapacağını söyleyerek diplomatlarının Avrupa Birliği'nden çıkarılmasını eleştirdi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Buça'daki katliam sonrası 5. paket yaptırım olarak Rusya'dan yıllık 4 milyar avro değerindeki kömür alımını ve Rus gemilerinin Avrupa Birliği limanlarına girmesini yasaklamayı önerdi. Ooo von der Leyen ee, uçmuş uçmuş. Von der Leyen ayrıca Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmek için bu hafta içindeki Kiev'e gideceği de bildirildi. Almanya Dışişleri Bakanı Anna Lena Baerbock enerji ithalat yasağına ilişkin doğalgaz ithalat yasağının görüşüle görüşüleceğini aktardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin batılı ülkelerin ekonomik alandaki hatalarını Rusya'ya yıkmaya ve sorunları Rusya'ya bedel ödeterek çözmeye çalıştığını söyledi. Şimdi bu da ilginç tabi. Yani Rus gemilerini Avrupa Birliği limanlarına almayacaklarmış da oho uzun işler. Ee, diplomat meselesine gelince öte yandan Avrupa Birliği 19 Rus diplomatı diplomatik statülere statülerine aykırı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan ederek Rus diplomatlardan Belçika'dan ayrılmalarını istedi İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maggio da 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares 25 Rus diplomatın ülkeden çıkarılacağını kaydetti. Önceki gün Almanya kır Fransa ise 35 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti. AFP'nin haberine göre Avrupa Birliği ülkeleri 24 Şubat'tan bu yana 230 Rus diplomatı sınırlarından çıkardı. Bu arada İsveç Uluslararası Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Savcılığı Ukrayna'da işlenen savaş suçları iddialarına ilişkin ön soruşturma başlattığını duyurdu. İsveç'in öyle bir yetkisi var mı? Şimdi bu Avrupa Birliği ülkelerine ifade etmek lazım bir şeyi. Arkadaşlar, diplomasi savaş sırasında da yürür. Bu hep böyle olmuştur. Bu yapılan çok akli bir iş değil. Öyle gibi görünüyor. Rus diplomatlarla savaşıyorsunuz. Sonra efendim işte Rusya'dan şu kadarlık kömür almayacaklarmış. E O sanayiyi neyle çevireceksiniz? Demir-çelik sanayini, otomotiv sanayini, o teknolojiyi neyle yürüteceksiniz? Enerji lazım. Var mı enerji kaynağımız? Yok. Amerika böyle istiyor. E kendim ettim kendim buldum diye bir şarkı var. Onu söyler durursunuz. Yapılacak bir şey yok sizin için. Ancak işin bir başka tarafı var. Amerika, Avrupa ülkelerine Rusya ile ticareti kesin bilmem ne yapın diyor da fena halde silah ticareti yapıyor. ABD, Bulgaristan'a F-16, Polonya'ya tank satıyor. Daha önce Almanya ile 100 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa böyle bir e, silahlanma gerçekleştiriyor. Halbuki Almanya'nın silahlı olması Avrupa için tehlikeli olarak görülüyordu NATO tarafından. Şimdi bizzat Amerika Almanya'yı kışkırtıyor, Bulgaristan'ı, Polonya'yı ve dünyanın silahını satıyor. Bakın ABD Dışişleri Bakanlığı Bulgaristan'a 1.6 milyar dolar değerinde toplam 8 adet F-16 Blok 70 serisinin ve diğer ekipmanlarının satışına onay verdi. Abi Bulgaristan'da bunları alacak para nerede? Bulgaristan ekonomisi çökmüş. Yollar delik deşik, altyapı zayıf. Bak şimdi Rufi Bahtiyar olsa da anlatsa orada yaşıyor ya. Ama bu gariban ülkede e, Amerika racon kesmiş. Benden 8 tane F-16 alacaksın. 1.6 milyar dolarda bana vereceksin demiş demek. Satış paketinde 4 adet F-16C Blok 70 ve 4 adet F-16D Blok 70 savaş uçağı ise söz konusu uçaklarda kullanılmak üzere yedek motor ve diğer destek ekipmanlar yer alıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada satışın Bulgaristan'ın güvenliğine önemli katkı sağlayacağı ancak bölgedeki güç dengesini değiştirmeyeceği kaydedildi. <laughs> ya, Bulgaristan başbakanına soralım buradan. Bulgaristan'ın güvenliğini tehdit eden bir şey var mı şu anda? He? Ne var? Böyle kendi kendinize yaşayıp gidiyorsunuz. Rusya bir şey demiyor, Amerika bir şey demiyor. Ha! daha fazla asker istemiyorum Bulgaristan'da. Daha fazla NATO askeri, Amerikan askeri istemiyorum demişti Bulgar yetkililer. bunu cezalandırabilir Amerika. Olsa olsa tehlike Amerika'dan ya da NATO'dan gelebilir bu Bulgaristan'a. bunu Amerikan silahıyla mı defedeceğiz? Ha hakikaten bütün dünya aklını kaybetti galiba ya. Allah. <laughs> Dışişleri Bakanlığı'nın silah satışı onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahsuru olmadığı anlamına geliyor. Öte yandan Polonya Savunma Bakanı Marius e, Bassak, 250 ABD yapımı M1A2 Abrams tank alımı için sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Bakan tankların 18. mekanize tümen komutanlığına konuşulacağını söyledi. Valla Bulgaristan'da, Polonya'da para vererek Amerika adına silah alıyorlar. Yani kendi savunmaları değil bu. Amerika'yı savunuyorlar. NATO'yu savunuyorlar aldıkları bu silahlarla. Amerika Rusya'ya tehdidi bölge ülkelerine para harcatarak kendi adına kendi güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Polonya'da para mı var ya? İşte bölge ülkelerine kendi ceplerinden para harcatarak kendi güvenliğini sağlıyor Amerika. Hem onları cepheye sürüyor, Amerika'yı savunsunlar, NATO'yu savunsunlar diye hem ceplerinden paralarını alıyor. Da bize ne oluyor onu anlamıyorum. Diyeceksiniz ne oldu ki? Cumhurbaşkanı İran ziyaretini iptal etmiş. Diyeceksiniz İran'a mı gidecekti? Vallahi bilmiyorum ben de. Gidecekmiş. Öyle bir plan varmış. Ama sonra iptal olmuş. Niye iptal olmuş? Bilmem Doğu Peniçek e anlatmış da. Dur bir okuyalım bakalım. Okuyalım bakalım. Okuyalım. Okuyalım okuyalım. Ben de giden paytahtane le 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 le. Hı hı. Evet, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek TV Net kanalında yayınlanan Serhat İbrahimoğlu'nun sunduğu net bakış programına konuk oldu. Perinçek yayına, yayında gelen sorular üzerine gündemi değerlendirdi. Perinçek Rusya'ya yönelik yaptırımların Türkiye için yarattığı fırsatları ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İran gezisinin iptal edilmesini de değerlendirdi. Perinçek şunları belirtti: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar Türkiye'nin ekonomisi için altın fırsatlar yaratıyor. Enerji güvenliğimiz için. Daha ucuz enerji, daha ucuz doğalgaz, daha ucuz mazot için. Rusya yaptırımlarla, yaptırımlara maruz kalıyor ve en büyük doğalgaz üreticisi. Sayın Cumhurbaşkanımız İran gezisini iptal ediyor. Çok yanlış. Bu tarihi fırsatı değerlendirmeye Suriye, İran, Irak'a gitmesi e, gerekiyor. Bunlar bizim enerji güvenliğimiz için çok önemli. Bir Rusya ile ucuz enerji anlaşmaları yapacağız ve Türk ekonomisine ateşleyecek enerji güvenliğini sağlayacağız. 2. Turizm gelirleri açısından da tarihi bir fırsatla karşı karşıyayız. Efendim. E, Türkiye'ye gelen Rus turistin, Türkiye'ye gelen Rus turistin 2-3 kat e, arttırabiliriz. 3. Rusya'ya ihracatımız patlama yapabilir. 4. ABD'nin Rusya ve İran yaptırımlarına karşı İstanbul'u bir finans merkezi haline getirebiliriz. 5. İstanbul'u bir havalimanı kavşağı haline getirebiliriz. Buna cesaret etmemiz lazım. Macaristan'da Viktor Orban'ın seçim zaferini de yorumlayan Perinçek şunları ifade etti. Son 10-15 yılda bir ülkenin içinde kurulan cepheler dünya çapındaki cephenin bir parçası oluyor. ABD her yerde kaybediyor. Macaristan'da da kaybetti. Biz niye Macaristan seçimiyle ilgileniyoruz? Millicilerin yanında mıyız? ABD'nin yanında mıyız? Bütün cephelerde bu var. Afganistan'da kaybettiler, Kazakistan'da darbe yapmaya kalktılar, kaybettiler. Türkiye'de kaybettiler, PKK'ları, FETÖ'leri kaybetti. Suriye'de amaçlarına ulaşamadılar, kaybettiler. İran'a güya diş geçireceklerdi, beceremediler. Karabağ'da kaybetti, kaybettiler. ABD Sırbistan'da da kaybetti. Ukrayna'da da kaybediyor, kaybetmediği yer yok. Bir de Macaristan hakikaten bir bağımsızlık geleneği var. Bir başı dik yaşama arzusu. Türkiye'ye yönelen tehditlerin ABD-İsrail kökenli olduğunu görüyoruz. Onun için dünyanın her yerinde neye bakıyoruz? ABD hangi tarafta? O zaman biz diğer taraftayız. Macaristan'a buradan selam yollayalım. Biden tayfasının akıbeti hep böyle olacak. Ee, i̇ç siyasete de değinmiş. Oraya da bakalım. Perinçek İYİ Parti ile bazı isimlerin yönetim dışında bırakılmasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi. İYİ Parti operasyon partisidir. MHP içinden bir gücü alıp PKK'nın yanına yerleştirebilir misiniz? İmkansız bir şey. MHP içinden bayağı önemli bir gücü koparıyorsunuz ve PKK'nın yanına oturtuyorsunuz. CHP'nin işlevi burada o. Oh, Birçok isim aynı gerekçelerle İyi Parti'den ayrıldılar ya da uzaklaştılar. Biz nereye gidiyoruz? PKK ve FETÖ ile beraber hareket ediyoruz. itirazları devam edecek. İyi Parti'nin vatansever tabanının PKK ve FETÖ ile beraber yürütülmesi mümkün değil. Meral Akşener gençliğinden biri İzmit Sapanca havalisinde FETÖ ile beraber hareket eden, oraya adam taşıyan biri. İçişleri Bakanlığı'nda icraatı, e, icraatı da Türk ordusunun içine kulak yerleştirmek. Türk ordusunun içine kim kulak yerleştirir? Düşman yerleştirir. Cihadan başka kim kulak yerleştirir? Ondan sonra kalktı, emniyet istihbaratının başına bir takım adamlar getirdi. Şimdi o adamlar FETÖ'den içeride yatıyor. Bütün Ergenekon, Balyoz tertiplerinin başındaki emniyet şefleri Meral Akşener'in getirip oraya yerleştirdikleri Perinçek Süleyman Soylu'nun altı partinin bildirisinin bir yabancı büyükelçinin onayına sunulduğu iddiasında değerlendirdi. Dedi ki, Sayın İçişleri Bakanı tanımladı. Kılıçdaroğlu kendi partisindeki bir büyükelçi, e, e, büyükelçiye bildiriyi veriyor. Git ona, e, onlara göster, onaylıyorlar mı? diyor. Tabii bakın bu yapıldıysa da dürüst bir şekilde o partinin genel başkanının evet gönderdim demesi lazım. CHP gibi bir partinin böyle ilişkileri gizli saklı yapması farklı misyonlar olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor zaten demiş Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek. Evet. Peki biz niye İran'a gezi iptal ediyoruz? İran seyahatini iptal ediyoruz. Yani millet şey için ucuz enerji için yırtınıyor, dünyayı dolaşıyor. Biz dibimizden İran'dan alıyoruz. İran'dan, İran'dan. Yahu İran çağırmadan bizim gitmemiz lazım. İran'a gitmemiz lazım. Suriye'ye, Irak'a, Mısır'a, Lübnan'a. Değil mi? Yok abi gitmiyor. İptal ettim diyor. İyi bakalım. Ya ama ben her ay 500 lira, 600 lira doğal gaz parası ödemek istemiyorum. O zaman doğal gazı 200 lira, 300 liraya düşür. Madem gitmiyoruz. E nasıl yapayım? Bana ne, Nasıl yaparsan yap abi. Al. Şimdi şöyle yapalım. Ee, güzel bir şarkı, türkü artık ne varsa maestro bilir ben bilmem. Ee, güzel bir müzik dinleyelim. O arada e, ben e, konuğumu ağırlayayım. Ondan sonra da yayına geçelim. Tamam Maestro Müzik. İstanbul'da ulaşımı %40 zam mı? Taksimetre açılışı 9.8 lira. Kısa mesafe ücreti 28 lira oldu. Ben zaten taksiye bilmiyorum ki. <laughs> Yok ya bu bu böyle olmayacak. Yani e, ulaşım kallavi zam. E, domates 30 lira Terbiyesiz patlıcan, şerefsize size doğru emin adımlarla. Yani Biber 34 lira. Hayır, bir de domates domates olsa, bak şimdi domatesi alırsın böyle, yüksekten bırakınca böyle patlar, değil mi? Patlar. Bunlar zıplıyor. <laughs> top gibi. Kayış gibi baktın. Hani i̇şte domates de domates ben... olsa gene içim gam yemeyecek. Bir de biz köylü insanlarız ve ayağımız hakikaten. Siz köylü müsünüz? Yani bir ayağım köyde benim ailem. Ben benim köy. tarımla uğraştığı için hala o domatesin <laughs> Şimdi, kokuları. yok vuruyor. bunlar da koku moku <gülüyor> da yok. <laughs> kokusu abi kayış gibi bir Çiçek kenar. olsun eve koyacaksın. Böyle... Aa, üstüne parfüm sıkmışlar. Çiçek kokmuyor parfüm. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi gel biz seninle başladık muhabbeti ama yayındayız ya. Bu arada. Yayındayız yani. Şimdi e, Yadigar e, Görev Vakfı Genel Sekreteri Yadigar Özen benim çok sevdiğim bir kardeşim ve çok da başarılı e, buluyorum hangi işe girse. Böyle çatır çatır yapan biri. Görev Vakfı'nda da bu ara e, yeni kampanyayla e, uğraşıyor. E, bayağı da yoğun. Ama tamam abi ne demek gelirim dedi. E, bir yarım saatini ayırdı bana. Neden çağırdık ya Yadigar Özen'i? E, şundan çağırdık. Biliyorsunuz bu bina 160-170 yıllık bir bina. Evet. Ondan sonra e, alt tarafı ayrı önemde üst tarafı ayrı önemli. Alt tarafı Ne Caddesiydi? Meşrutiyet, Meşrutiyet Caddesi. 1908 devrimi. Alt tarafımız 1908 devrimi, üst tarafımız İstiklal Caddesi. İstiklal Caddesi İstiklal Savaşı devrimi, 1920 devrimi. şöyle ön tarafımız Namık Kemal ve Mehmet Akif. Tabii onlar gazetelerini bize 50 metre uzaklıkta bir yerde çıkarmışlar. Arka tarafımız aynı. Ya her taraf arka tarafımız Pera Palas, Atatürk'ün kaldığı otel. Nereye baksan tarihin içindeyiz. Ve e, bu tarihin e, içindeki bina harabe bir haldeyken gerçekten ben hatırlıyorum bu binanın eski halini. Ben e, 30 yıldır e, dolaşıyorum buralarda. Daha önce burada e, çalıştım da, gezdim de. Bu yolun karşı tarafından geçerdim binanın önünden geçmemek için. Çünkü kin haricisi bilmem nesi Allah. Alayı buradaydı. 1995'ten beri mi e, Ulusal Kanal burada galiba da, öyle. Yani şöyle bizim bina girişimiz evet 93'lü yıllardan itibaren biz buradayız. Hı hı. E, ama Ulusal Kanal'ın kuruluşu 2000'lerin başından beri burada. Tamam. Gazetemiz burada. E, şimdi bu bina bu halde e, ve e, bu binanın artık e, ele güne bırakılmaması, bu binaya tam sahip çıkılması gerekiyor. Şimdi ya kadar sahip çıkıyorduk ama kiracılık netice itibariyle istediğimiz her şeyi yapamıyoruz falan. Şimdi artık böyle bir karar alındı, bu binayı tam sahipleneceğiz. Nasıl yapacağız, ne, nasıl edeceğiz İşte onları anlatacak Yadigar bize. Yadigar şimdiye kadar elde ettiğimiz bilgileri, durumu, binanın durumunu, kampanyanın durumunu bize lütfen versen, vaktimiz fazla değil çünkü, valla ben kendi adıma çok sevinirim. Ne demek Öncelikle biz erken bir giriş yapmış olmuşuz ama Ulusal Kanal izleyicilerimizi buradan selamlıyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı sunarız kendilerine. Kampanyamız çok ateşli başladı. <laughs> çok ateşli başladı. Yani orada da hakikaten buranın tam tarihine yakışır bir şekilde bugünkü Türkiye'deki devrimcileri, vatanseverleri ateşledi buraya sahip çıkmak. Şimdi biz kampanyamızın ana sloganını tarihi bina için göreve Aydınlık ve Ulusal Kanal zirveyi olarak belirledik. Ee, bunun bir anlamı vardı yani özellikle tarihi bina vurgusu, e, evet buranın 1850'li yıllardan itibaren e, yapılmış olan bir tarihi bina olması e, koşuluyla bir tarihi bina ama... Hakikaten tarihi bina ama evet, bak evet. biz kıymetini bilmiyoruz. Almanya'da Bonda mıydı neredeydi? 150 yıllık bir e, şeyi, e, bir kalıntıyı fanus içine almışlardı. Bir parkın içine koymuşlardı. 150 yıllıkken... Bizim şey 10 bin yıllık tarihi şeyin bu bina hakikaten tarihi bina Batı'ya göre. Aslında biz kıymetini biliyoruz. Yani biz şu an bu binanın sahipleri olarak. Ben o anlamda söylemeyin. Yok onu anladım. Yani 150 yıllık Doğru. bina bize şey gibi geliyor. Daha dünkü çocuk gibi geliyor. <laughs> Doğru haklısınız. Ama biz veriyoruz o kıymeti hakikaten. Ama tarihi binanın dediğiniz gibi bir Türk devrimi açısından çok köklü hakikaten. Arkamız meşrutiyet, önümüz istiklal. İhtiyaççılar altımızda, e, Kandini Esası tanesinde sürekli e, orada okuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Oradan fikirler üretiyorlar e, ve oradan yönetiyorlar süreçleri. E, o ya, açıdan kanun bir tarihi var. Kanuni. Evet, Kandini Esası, 1908 devriminden sonra <laughs> zaten verilmiş mi? ismi de çok önemli bir tarihin üzerindeyiz hakikaten burada. Bunu şöyle Perinçek yazısında çok ayrıntılı yazdı okumayan aslında izleyicilerimizi de aydınlık komter eden yazıyı okumalarını buradan biz de dileyelim. Oradan çok daha esaslı okuyabilirler. Bir tarihi bölümü de bizim açımızdan tarihi bölümü az önce söylediğimiz. Yani biz buraya 93 yılında girmişiz ama dediğiniz gibi biz burada tarihi binaların kıymetini bilmiyoruz. Yani biz girdiğimizde burası harabe, yıkık, dökük, Kuş çuvaları olmuş, tinercileri ev sahipliği etmiş, her yeri küflenmiş, kirpak içinde bir bina olarak girmişiz. Yani şu an bu kullandığımız binanın, izleyicilerimizin bazıları bunu da tam anlamamış galiba, bu binayı şu an içinde kullanıyoruz. Bu kullandığımız binanın her karışında alın terimiz var. Bu bina şimdi yedi katlı. Çok güzel. Ee, içinde, bütün odaları, duvarları pırıl pırıl, kullanışlı. Hatta üstü kapatılan tavandaki o e, tarihi dokuları da onarmışız, yeniden yapmışız. Ama hepsini nasıl yapmışız? Çok büyük alın terleri dökerek yapmışız. Büyük bir birikimle yapmışız. Ee, bununla ilgili... Yine iki gün önce Aydınlık Gazetesi'nde Sayın Turan Özlü'nün Ulusal Kanalı'nda evet. kocalarındandır e, yazısı çıkmıştı. ve o yazıda İnşaat ekibinin kuran da ekibini kurandı, evet, Turan Evet, inşaat ağrı. ekibi <laughs> diye de veriliyor. E, o yazısında da o zaman bu inşaatı bitirdikten sonra e, bir tabela yayınlamışız. E, o yazıyı ben e, dilerseniz Anladım, e, okuyacağım. Misin? Biraz önce attığımız o yazıyı, o tabelayı e, izleyicilerimiz de görsün. Sen okuyabilirsin yani. Yüzlerce partilinin ve dostumuzun karşılıksız emeği ve katkısıyla 270 gün gece gündüz omuz omuza coşkuyla çalışarak kimsenin burnu kanamadan damı bacası yıkılmış bir viraneden 390 ton malozu sırtımızda indirerek 180 ton kum, 830 ton çimento, 500 torba kireç, 12 ton demir, 345 metrekare fayans, 2,5 ton boya kullanarak 1000 metrekare alanı, 200 kişilik Nazım Hikmet Salonu, 24 çalışma ve toplantı mekanı ve Halice Bakan terasıyla verimli, güvenli bir parti merkezi inşa ettik. 135 yıllık tarihi bir kültür varlığımızı yıkılmaktan kurtararak emekçi hareketin hizmetine sunuyoruz diye de ilan etmişiz. Ya bir dakika ama dehşet rakamlar bir daha okur musun o rakamları? Evet, 180 Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. İnsanlar merak ediyor ya, ya bundan kaç yüz sene önce piramitler nasıl yapılmış diye. Bak burada bir piramit inşaat inşa evet. etmiş insanlar ya. Ve bir musun? 180 ton kum, 830 torba çimento, 500 torba kireç, 12 ton demir, 345 metrekare fayans, 2,5 ton boya kullanarak. Yanımızda bir bina var. 2-3 katlı bir bina. 2 yıldır uğraşıyorlar. Hala bitiremediler. Doğru. Ee, böylesi bir şeyi 270 günde yapmış. Yapmışız ve Omuzlarımızda, sırtlarımızda ve belirttiği gibi türkülerle, halaylarla, gülü oynaya yapmışız. İşte tabi orada Kanal e, ekranlarımızdan... Hüseyin Mertler var, Nizamettinler var, Mahmutlar var değil mi? Kimler kimler orada yemek vermiş? Hepsini burada saydığıyla alalım bir tabii kez çok daha. Çok yakın zamanda kaybettiğimiz sayın Özel Gökçelerimiz. Özel, özel. Evet, evet Ulusal Kanal'da dönen bir video klibimiz var kampanya ile ilgili. Orada o molozların nasıl taşındığı, <laughs> çimentoların nasıl taşındığı gösteriyor ki orada verdiğimiz, kaybettiğimiz buraya emek veren mücadele arkadaşlarımızın da görüntülerini geçiyor. Biz de onların anısı buradaki emeğin üzerinde şimdi yeniden gelecek tarihi yazmak için aslında bu adımları atıyoruz. şimdi bu binada... şu an yayın yapıyoruz. Ulusal evet. Kanal 24 saat. Şu an 3. kattayız. Evet. normal stüdyo aslında 4. katta. Onun bir üstünde 5. katta da şey var. Yemekhanemiz var. Değil mi? Evet. 2 e, katta aşağıda var, toplam 7 kat. Evet. Ve her katında e, insan e, emeği var. İnsanlar şu anda harıl harıl çalışıyor her katında. Hemen alt katımız aydınlık. Evet. E, her gün gazetelerimizi buradaki arkadaşlarımız üretiyor. E, yani toplamda binada günlük 200'e yakın insanımız her sabah buradan beraber giriyoruz akşam herkesin çalışmasının bitimine göre birbirlerimize selamlar vererek gün içinde yine selamlaşarak, hal sorarak günlük burada çalışmalarımızı yapıyoruz. Yani burası bir üretim merkezi. Bizim yargılarla selamlaşmamız da şöyle oluyor. Halil abi maskeni takmamışsın. <laughs> Çok hassas o konuda. çok uyarıcı. onda teşekkür Tabii, Sağlığınız edin. kıymetli hepimizin. o açıdan Ama herkes birbirine düşüyor. sahip çıkıyor böyle. Evet, bu evet binalarda. öyle, öyle bir bina burası. Koridorlarda baktığınız zaman 200 kişiyi doğrudan göremezsiniz. Çünkü herkes odalarında işinin başındadır. Bir an önce üreterek önündeki görevi bitirip gününü bitirip, ertesi güne hemen planlarını çıkarır, ertesi gün tekrar sabah gelir, burada haraları çalışma evet. bu şekilde devam eder. Yani burası bir üretim merkezi, burası bir devrim ocağı, burası bir karargah. O yüzden bu karargahı, evet biz zaten 93 yılından beri buradayız ama şimdi artık tamamen sahipleneceğimiz bir döneme Bak doğru arkadaşlar gittik. Arkadaşlar böyle çalışıyorlar işte. Evet, Buna video anım. klibimizde görüldüğü gibi. Evet. Şimdi buranın sahibi olma zamanımız geldi. Hem sırtımızı yasladığımız 160 yıllık tarihiyle ama bizim de artık 90'lı yıllardan beri kendi burada el yarattığımız tarihimizde bu karargahı bize yakışır dedik ve yola çıktık ve bu çok ciddi karşılık buldu. En önemlisi bu binadan da oradan karşılık buldu. Şimdi bizim Aydınlık ve Ulusal Kanal çalışanlarımız da hemen toplantılar düzenlediler ve o vericileri biz göreve çağırdığımız andan itibaren ilk toplantıları da aslında buradaki arkadaşlarımız hemen yaptılar ve her arkadaşımız büyük bir vericilikle en fazla ne verebilirimi ortaya koydu ve taahhütlerini belirledi. Buradan yola çıktık. Yine haberlerimizde görmüştür arkadaşlarımız. Yani Aydınlık Gazetesi'nde hı hı. işte nişan bileziklerini bağışlayan arkadaşlarımız var. Nikah yüzüğünü bağışlayan arkadaşlarımız var. Tıpkı o günlük gazetemizin kuruluş sürecindeki büyük emekler gibi. Onun dışında tabii bizim arkadaşlarımız, emekçi arkadaşlarımız yani birçoğunun ne kadar ücretlerle geçindiğini ve birbirine aslında dayanışmayla ayakta kaldığını biliyoruz ama kredi çekiyor arkadaşlarımız. Şimdi şöyle anlarımız var aşağıda. Biz de vakıf yönetici olarak bu binadayız. Bu binada çalışmalarımızı yapıyoruz. Doğal olarak çok anlarımıza şahitlik ediyoruz. İşte bir bankadan denemiş, verilmemiş kredi arkadaşımıza. Başka bir bankaya rastgele deniyor. Gelince kredi o havalar uçuyor arkadaşımız. Hemen gönderiyorum diyor mesela. Hemen önümüzde gönderiyor. onunun büyük bir mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz mesela. Peki ben sana o an bir orada. şey soracağım. Şimdi biz ne kampanya yaptıysak başardık. Önümüze ne hedef koyduysak başardık. Ya bakıyorum böyle son 15 yılına, ben 15 yıldır buradayım başka bir televizyon olsak kapandık bitti der tezgahı kapatır. Biz dünya para borcumuz var. İzleyiciye, Türk milletine bir söyledik. Küt diye hallettiler. Ama bu yine de bir örgütlenmeyi gerektiriyor, bir teşkilat gerektiriyor başarmak. Galiba işin sırrı burada değil mi? Tabii ki burada. Yani bizim Çünkü şuradan söyleyeceğim bak eee ben 13-14 sene Cumhuriyet'te çalıştım. Cağaloğlu'ndaki binanın önünde pembe, pembe köşkü, pembe konak vardı. İttihat Terakki'nin merkezi. Kullanılmıyordu. Gözlerimizin önünde çürüdü, gitti sonunda yıkıldı. Şu anda İttihat Terakki'nin bir merkezi yok orada. Halbuki şu yapı orada olsaydı eminim o İttihat Terakki şimdi restore edilmiş, capacanlı bir bina olarak tarih kokacaktı. Niye? İlhan Selçuk'un teşkilatı yoktu. Cumhuriyet Gazetesi'nin teşkilatı yoktu. Galiba işin sırrı burada. Doğru. Çok büyük bir örgütlü gücümüz, çok büyük bir teşkilatımız var. Ee, ve bütün Türkiye'yi bırakalım şu an. Ee, dünyanın birçok ülkesinde de şu an e, hem kanal izleyicilerimiz, kanaldan duyulan çağrılarla ama aynı zamanda e, birebir yapılan toplantılarla da çok büyük bir örgütlü seferberlik var şu an. Yani, bu binanın, e, e, doğrusu binanın bu. ruhunu, e, bu binanın tarihini e, yine geleceğe ve mücadeleye katmak açısından e, büyük bir seferberlik oluştu. E, daha 31 Mart akşamı yine Ulusal Kanal ekranlarımızdan canlı yayına kampanyayı duyurmuştuk. İşte bugün 6. günündeyiz kampanyanın şimdiden gelen rakamları ben açıklamayacağız daha Şimdi henüz ama evet Çünkü açıklamayacağız. Ben biliyorum. rehavete kapılır ee, insan. Gerçi yok, kapılmaz da kapılmaz. yani ee, şöyle bir duyguya düşüyor. Aa tamam ya bitmiş. Ya öyle derler öyle bir falan duygu, o yüzden duygu çokluğu var ki yani sadece de oradan gerçekleşenleri söylemiyoruz. Ama şu an herkes bulmak telaşında. Neyim varsa bulayım, nereden ne bulayım telaşında o duygu çok farklı. Yani eşini arıyor, dostunu arıyor, kendisi bulamıyorsa, çekemiyorsa, borç bulmaya çalışıyor. Ya da çevresini vericiliğe, evet çevresini vericiliğe katmaya çalışıyor. O da bir özgürleşme aslında. Yani o onun mutluluğu bambaşka. Yani Tabii. insanlara bu mutluluğu tattırmak, o vermenin ben, mutluluğunu. Şimdi biz burada yaşıyoruz arkadaşlarımızla. Gelen telefonlardan da veriyoruz. Görevimizi yaptık diyor telefonlar mesela. Teşekkür beklemiyor zaten. Bana biz de, de teşekkür ediyoruz. Hakikaten görevimiz, görevimiz yapacağız. Yani görev çağrısı yapıyoruz. Ee, ama karşımızda insanlar bu şekilde veriyor zaten. Ee, o açıdan bu, bu, kampanya gerçekleşeceğiz dediğiniz çok doğru. Yani biz bugüne kadar birçok kampanyanın altına girdik. Çok büyüklüklerin altına girdik. Şimdi buradaki tarihimiz derken tabii ki e, binayı yaparken ortaya koyduğumuz emeği koyduk ama biz aynı zamanda 90'lı yıllardan itibaren yani buraya girdiğimizden beri çok önemli siyasi mücadelelerin içerisinde yine burası merkezde buradan o süreçleri e, yönettik. E, çok önemli ergenekon süreci geçirdik. İnsanlar yani, canlarını ortaya koydular. Ee, evet bu binada. Bura, buradan alındı arkadaşlarımız. Koydular, kaç kere tabii. baskın yedi bu binadan arkadaşlarımız alınarak götürüldü. Ee, onların hepsini yine ama yine bu ekranlardan izledik. Ulusal kanaldan. Yine Aydınlık Gazetesi ile savaştık, mücadele verdik ve yayında. örgütledik süreci. O sabah bendim yayında. Aa, bak, 31 sen? Mart 2008 benim en büyük onurlarımdan biridir yayıncılık hayatımda. Bak, bizler de o süreçte örgütlendik. Ee, hani devrimcinin üzerinde ne kadar çamur atmaya çalışsanız da terör örgütü demeye çalışsanız da o tutmaz ya o kir pas <laughs> çamur tutmaz ve her tam tersi bir örgütlü güce dönüştü. ve çok büyük bir örgütlü güçle de o süreci atlattık ve o işte silivri duvarlarını yıktık, zindanları yıktık ve bugün Türkiye'nin bağımsızlığa giden sürecini de Şimdi biz hep birlikte örgütlüyoruz. Biz aynı zamanda 160 yıl öncesinden aldığımız bir mücadele tarihini 500 yıl sonraki gelecek bütün kuşaklara da Devretmek için yapıyoruz bu işi. Bakın Tabii. diyoruz biz bunu aldık, şu hale getirdik. Şimdi sizin göreviniz şunu da şunu da şunu da yapmak. Bu da bir aktarımdır. Gelecek kuşaklara da hizmettir. Ben böyle görüyorum. Çok önemli ve içinden geçtiğimiz süreç çok tarihi. Bir Hayır. önemli noktası da o. Ee, artık tek kutupu dünyanın bittiği, çok kutupu dünyaya doğru geçtiğimiz bir süreç yaşıyoruz. Amerika'nın bütün e, mazlum milletlerde yenildiği, yani Suriye'sinden Afganistan'ına, Azerbaycan'ına, Kazakistan'ına, e, bugün Rusya'daki süreç, e, Macaristan'da daha yeni izlediğimiz seçimler, e, yani her yerde Amerikan karşıtlığı Pakistan. E, kuvvetleniyor ve Amerika oraların hepsinde ezilerek, e, boyunlayarak çıkıyor. E, Türkiye'de bugün tarihi bir süreçten geçiyor e, ve bu tarihi süreçte, bu binayı almak, e, burayı aslında bir karargahı sağlamlaştırmak, kendi mülkiyetimize geçirmek ve mücadeleyi yine buralardan örgütlemek, mücadeleyi büyütmek adına da e, bu binanın bizim olması için bu kampanyanın başarıya ulaşacağına biz adımız kadar eminiz. Bu yola çıkarken de bunu biliyorduk. Evet. Çünkü milletimize güveniyoruz. yani Bizim milletimizin e, bugüne kadarki ki bütün e, emperyalizmin üzerine saldığı e, savaşlara karşı da o dik duruşu, dirayeti, örgütlü gücü her zaman muhafaza etti. Ve bugün yıktık attık yani Türkiye'nin üzerindeki o Amerika'nın büyük baskısını. Ve Türkiye şimdi işte bağımsızlık rotasına girdi ve o rota üzerinde de eksiği, gediği, yapılması gereken çok şey var. Ama üretim devrimine doğru o yola girdik. E şimdi o yolda yapacaklarımızı bu karargâhtan yapmaya devam edeceğiz. Yine çözümleri buradan üreteceğiz. Yine yola buradan çıkacağız. E ve ilmek ilmek bu üretim devrimini örerek Türkiye'nin tam bağımsızlığını sağlayacağız. Yani e, bu binayı küçümsemeyelim e, arkadaşlar. E, Türkiye şu anda bu binada üretilen programlarla yönetiliyor. Bakın kimsenin aklında Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan kantonlara Türk ordusunun girmesi yokken bu binada üretilen programlarla politikalarla Türkiye'nin e, önüne konuldu ve Barış Pınarı Harekatı, işte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı bunlar yapıldı ve Türkiye'nin bağımsızlığı, egemenliği korundu. Bu binada üretildi bunlar. Kimsenin aklında yokken herkes babalar gibi satarız, bilmem ne yaparız, özelleştirme iyidir derken bu binada üretim devrimi programları belirlendi değil mi? Ve ne oldu? Türkiye o yola girdi. Şimdi herkes üretim demeye başladı çok e, iyi hatırlıyorum bir bankanın reklamında bundan 8-10 sene önce üretim lafı geçmişti ne oluyor ya demiştim. Hani şey yapmayın Türkiye bugün hangi politikaya yöneliyorsa bakın Avrasya e, teorileri bütün dünyada e, bu binadan çıktı. Ondan sonra da ortakları işte yok Alexander Duginler bilmem neler ama Doğu Perinçek programıdır Avrasya programı. Bakın Çin'le Rusya'yla ilişkileri iyi tutalım bilmem ne bu binadan çıktı bu siyasetler hep Türkiye şu anda bu binadan çıkan siyasetlerle programlarla öne ben böyle görüyorum bu bina bu, 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 dehşet önemli bir bina. Ya çok doğru şimdi bugün de baktığımızda her yerde fonlanan medyayı konuşuyor, konuşuyoruz biz de çarşaf çarşaf haberlerini yaptık e, bu, bu çok açık Yıllarda söylediğimiz bir şeydi zaten yani bir tarafta bir Atlantik medyası var bir tarafta da milli medya var. E, o milli medya nerede var? İşte burası karar gel. Ha yani o sanki böyle bizim <laughs> i̇şte karar bir şey gel. varmış gibi. Ee, ama adım adım da yanınıza çekmeye çalış başladığımız tabii ki medya organlarımız oluyor ee, zaman zaman. Canım e, olsunlar. Ya olsunlar. E, oluyor ama burası bir karar gel, Burası işin merkezi. Burası işin hep merkeziydi. Evet. Yani evet diğer medyalar zaman zaman bu gelir, zaman zaman uzaklaşır ama burası hep merkezdi. Ee, buradan dediğiniz gibi süreçler yönetildi. Ee, ve buradan zaten Türkiye bu bağımsızlık rotasına girdi. Burasıydı bu işin ateşleyicisi de öncüsü de e, o örgütleyicisi de e, yine burasıydı. Yine burası olmaya devam edecek. Şimdi dediğiniz çok doğru üretim devrimi kurultaylarını izliyoruz. Yani o aslında Türkiye'deki devrimci süreci bize gösteriyor ve e, bizim milletimizdeki o devrimcileşme sürecini gösteriyor. Üretim devrimi kurultaylarıyla e, bütün köy, kasaba, merkezler, e, şehir merkezleri, işte geçen haftalarda Tuzla'daydık. Silivri'nin bir köyündeyiz, Beykoz'un bir köyündeyiz, Antalya'nın ama çeşitli köylerindeyiz, Ege'nin köylerindeyiz. Geçen hafta İzmir'imiz yine Urla'nın köyünde ha. dediğiniz gibi üretim derimi kurtayları yaptı. Her yeri dolaşıyoruz üretim derimi kuru. Açık kürsü. <laughs> Bundan daha cesur cesaret ve hakikaten demokratik bir süreç olamaz. Çok açık bir kürsü. İsteyen istediğini orada elini kaldırıp istediği cümleyi kurabilir, söyleyebilir. Ama bu insanlarımızda bir devrimcileşme adımı, bir çözüm arayışı ve devrimci çözümlerin arayışını getirdiği bir dönem. Ee, onu o gezdiğimiz yerlerde bize ulaşan herkesten de çok net görüyoruz. Ama işte bütün o, o üretim devrim programları olsun, diğerleri olsun hep bu binadan çıkıyor. Bu binanın önemine e, atsam bunları söylüyorum ben. Yani e, bura, bura aynı zamanda bir şey gibi, böyle bir e, akademi gibi, bir e, üniversite gibi bir yer her katıyla. Peki ne yapacağız? Beş dakika kaldı. Biz ne yapacağız? Bizi izleyenler Türk milleti ne yapacak? Onları da anlatalım. Ve Levent Kırca'ya da bir selam gönderelim buradan. Çünkü bütün bu işleri yapan Görev Vakfı şu anda bu kampanyayı yürüten Erkan abi Allah kolaylık versin. Erkan ÖZED'e kurucularımızdan vakfa ismini veren Görev Vakfı olsun diyen yani Levent Kırca'yı da burada analım. Ne yapacağız? İzleyici, i̇zleyicilerimiz ne yapsın? Hemen 3-4 dakikada ona ayıralım. Bu binadaki hiç kimsenin işi bugüne kadar çok kolay olmadı. Hiç kimse de zaten kolay bir işin içine girdik diye bu işe girmedi. <laughs> ee, o yüzden Türk bir başarma e, heyecanıyla bu işe girdi. E, ve yalnız değiliz. Yani tek tek ne Erkan Önsel, ne ben, ne siz... Hakikaten hem bu binadaki bütün arkadaşlarımız bu işe sarıldı ama onun dışında Türkiye'deki bütün vatansever ve devrimciler, şu an öncüler harekete geçti ve bu kampanyayı başarıya ulaştırmak için harıl harıl çalışıyorlar. Şimdi ne yapacağız? Vericilik yani bütün herkesi, bütün Türk milletini biz buradan vericiliğe çağırıyoruz, vermeye çağırıyoruz. Vererek Türkiye'nin üretim devrimi sürecine giden süreçte bu karar karargahı, daha kuvvetli hale getirmek, daha da sağlamlaştırmak, adımlarımızı daha da sağlamlaştırmaya çağırıyoruz. E, şu anda zaten ilk öncüler doğrudan harekete geçti ilk yayınımızdan itibaren. Yani telefonlarımız susmadı e, ama yetmez. Yani tamam bunları söylüyoruz biliyoruz e, ama toplayacağımız miktarda 30 milyon. Onu da net söyleyelim. Bence daha fazla. E, 30 Neden milyon. daha fazla biliyor musun? Şimdi bu binayı 30 milyon aldık. Elektrik tesisatını olduğu gibi değiştirmek lazım. Açık. Su tesisatını olduğu gibi değiştirmek lazım. Yani 30 milyon diyor ya, ama siz bir biraz daha zorlayın, zorlayın, yangın çıkar. Biz o korunaklı ilerleyelim, devam edelim dediğiniz gibi ama tabii ki yani, e, aydınlık, aydınlığı aydınını ve umudunu güçlendirmek, zaman güçlendirmek lazım. Evet, binayı evet. aldığınız zaman daha iyi bir hale getirmek lazım. O yüzden e, boyutları biraz daha fazla tutalım. Tabii ki umudumuz o, üstüne <laughs> çıkmak katlayarak ki düştür Kampanyasında öyle yaptık hatırlarsınız. Hayır, yani. bir de e, kişilerin de kendi boyutlarını genişletmesi lazım. Mesela daha önce ben bu kampanyaya şu kadar veririm diyorsa şimdi beni dinledikten sonra yok ya yetmez. Ben bir o kadar daha vereyim demesi lazım ki bu işlerin altından kalkılsın. Ne yapalım yani bunu yapmayalım gidelim. Benim mesela bir sürü holding sahibi tanıdığım var. Hangisine gitsem abi şu kadar versene desem verir. Ama ondan sonra o holding bir yolsuzluk yaptığında ben onu buradan söyleyemem. Onlara mı gidelim? ya gidemeyiz. Ne yapacağız? Size geliyoruz işte. Bizim bir tane patronumuz var. Türk milleti. O yüzden siz de vallahi benim babamın binası değil. Babamın televizyonu değil. Babamın gazetesi değil. Sizin kendi gazeteniz, kendi televizyonunuz, kendi binanız olacak. Yani kendi binanızı kiracı olduğunuz yeri satın almak istemez misiniz? İstersiniz. Türk milleti kendi yuvasını kendisi hazırlayacak deva çıkmazında. Ya tabii ki bu vericilerimizin içerisinde iş insanlarımız da var dediniz belki holding sahibinin kasını çalmayayım diye ama Milli burjuvazi ayrı tabii bir şeydir. Yani vatansever. Milli vatansever sanayici ayrı evet, bir şeydir. Evet. Benim kastettiğim bir sürü bildiğiniz anlamda şey var. Onları kastediyorum. Tamam, anladım. Yoksa ben bilmiyor muyum yani ne insanlar var Türkiye'de? ihaları sihaları şey mi yaptı o dolandırıcı holdingler mi yaptı? Milli sanayici yaptı. Onlar bizim dostumuz. Onları da sayalım hakikaten yani şöyle bütün meslek gruplarından şu an e, harıl alır herkes en fazla ne verebilir mi koyarak ortaya koyuyor. İşte emeklilerimiz ikramiyelerini veriyor yani emekli, emekli maaşı var Şimdi ama bak ikramiyelerini, ikramiyelerini unuttum diyor, diyor. yani onlar çıkacak onlar sizin onlar yetmez ama emekli maaşımı da veriyorum evet. diyor. İşte e, daha bugün artık e, Aydınlık gazetemizin sür manşetinde öncü gençliğin başlattığı kampanyalar e, arkadaşlarımız haçlıklarını burslarını Hatta harçlıkları ve burslarına rağmen onlar da kredi çekerek, borçlanarak yani kendilerinden kampanya destekler topluyorlar ve bu kampanyayı başarıya ulaştırmak için çalışıyorlar. Yani tam bir seferberlik hali var. Bütün meslek gruplarından katkı sunanlar, gençliğinden emeklisine herkes bütün büyük bir seferberlikle şu an kampanyayı başarıya ulaştırmaya çalışıyor. Bizim büyük ihtimalle şu an ekrandan hem telefon numaralarımız hem hesap numaralarımız dönüyordur. Evet, veriliyor, veriliyor, Oralardan bize bütün milletimize sesleniyoruz buradan. Ulaşabilirler o hesap numaralarından bize verici oldukları katkılarını gönderebilirler diyelim. Buradan hepsine selam ve saygılarımızı sunalım. Yani Diger Özen çok teşekkür ederim. Bu kadar vaktini ayırdın. Ama ben bu kampanyanın da beklediğimiz zamandan önce ve beklediğimiz düzeyden fazla gerçekleşeceğine olan inancımı söyleyeyim. Çünkü millet bir şeyi hissediyor. Üstümüze üstümüze doğru gelen bir şey var. Beni bundan ne korurdu? Ordum korur. Başka işte devletim korur. Ordum korur. Başka ya çok kötü saldırıyor bu medya bilmem ne. İşte televizyonum korur. Başka Valla belime takacağım tabanca gibi gerektiğinde kullanacağım bir tabanca gibi bir parti lazım bana diyor. Vatan Partisi kuruluyor değil mi? Bütün bunlar bir binanın içinde toplanmış. E, o zaman millet hissediyor üstüne doğru geleni ve kendini korumak için bu karargahı oluşturuyor. O zaman sahip çıkacaklar. Adım gibi eminim. Ama biz dün e, çalıştığımızdan biraz daha fazla çalışacağız bunların gerçekleşmesi için. Peki... E, e, biz buradayız arkadaşlarımız telefonların başında, e, bilgisayarların başında sizleri bekliyorlar. Ben e, şimdilik çekiliyorum. E, gün boyu arkadaşlar devam edecek. Ben yarın sabah saat 9:30'da burada olacağım. Yarın saat 9:30'a kadar lütfen kendinize iyi bakın. Ama sadece yarın sabah 9:30'a kadar değil. Yapmamız gereken, halletmemiz gereken bir sürü Bak, telefonlar gelmeye başladı. <laughs> Biraz sonra bakacağım arayan arkadaş. Yapmamız gereken, başarmamız gereken birçok iş var. İşte bunları başarmak zorundayız. Yani biz kazanmak zorundayız. Biz kazanıncaya kadar, Türk milleti kazanıncaya kadar, dünyanın bütün mazlum milletleri kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Atatürk'le ittifak et halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifaktır. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider, bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artırılır mı Topraklarda ya. Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek.